Başkalarına Aşık Kadınlar Yalmar Şöderberi 12 Haziran Daha önce hiç böyle bir yaz yaşamamıştım. Mayıs ayından beri rutubetli bir hava dalgası var. Yoğun bir toz bulutu, sokakların ve pazar yerlerinin üzerinde kıpırdamadan duruyor. İnsanlar ancak akşam çökünce ruhlarını canlandırabilecek bir meşgale bulabiliyorlar. Akşam gezintimden yeni döndüm. Hastalarımı ziyaret ettikten sonra neredeyse her gün yürüyüşe çıkıyorum. Artık yaz geldiği için çok hastam olmuyor. Doğudan istikrarlı, serin bir meltem esiyor. Yükselerek yavaşça gözden kaybolan sıcak hava dalgası yerini batıya doğru giden uzun, kırmızı bir perdeye bırakıyor. İşçileri taşıyan at arabalarının sesleri duyulmuyor artık. Kulağa tek gelen Arada sırada yoldan geçmekte olan bir faytonun ya da tıngırdayan tramvayın zil sesi. Adımlarım beni yavaşça sokağa doğru çekiyor. Bazen bir tanıdıkla rastlaşıyorum. Sokağın köşesinde durup bir süre laflıyoruz. Peki bütün bu insanların içinde neden sürekli papaz Gregorius ile karşılaşıyorum? Bu adamı ne zaman görsem aklıma Chopin Harun anlattığı bir hikaye gelir. Bir akşam ağırbaşlı filozof kendi kafesinin bir köşesinde her zaman olduğu gibi yalnız başına oturuyormuş. Kafenin kapısı açılmış ve içeriye görüntüsü rahatsız edici biri girmiş. Schopenhauer, çehresi tiksinti ve nefret dolu bu adama önce bir bakış atmış. Sonra oturduğu yerden hızla kalkarak elindeki sopayla adamın kafasına vurmaya başlamış. Tüm bunlar sadece adamın görüntüsü yüzünden olmuş. Eh, ben Schopenhauer değilim sonuçta. Vasa köprüsünde karşıdan bana doğru gelenin papaz olduğunu görünce aniden durdum ve korkuluklara doğru dönerek o güzel manzarayı inceliyormuş gibi yaptım. Her yan tadasındaki gri evler, eski İskenderav tarzı kabinlerin çökmekte olan ahşap mimarisi dereye yansıyordu. Koca yaşlı söğütlerin yaprakları ise derenin akan suyuna doğru uzanıyordu. Papazın beni görmemesini ya da en azından arkam dönük olduğu için tanıyamamasını ümit ettim. Doğrusunu söylemek gerekirse, yanımda durduğunu birdenbire fark ettiğimde adamı neredeyse unutmuştum. Kollarını o da benim gibi korkuluğa yaslamış, kafasını hafifçe yana doğru kaldırmıştı. Yirmi yıl önce Yakovski lisesindeki duruşuyla tam olarak aynı poz. Eskiden ailemle oraya giderdik. Bir sıra seçer, oraya dizilirdik. Yaz tutan annem hep yanıma otururdu. İşte o berbat çehresini ilk kez o zaman görmüştüm. Vaiz kürsüsünde zıplayıp tanrısıyla birlikte insanlara saldırgan söylevler verdiğini duyardım. Aynı koyu ve tıknaz surat, aynı sarıya kaçan kirli favoriler. Belki şimdi sadece biraz daha gri ve gözlüklerinin arkasında aynı anlaşılmaz şekilde aşağılık bakış. Kaçmak imkansız. Tıpkı diğerleri gibi. Bu adamın da doktoruyum artık. Ağrı sızıları yüzünden beni görmeye geliyor bazen. Bakın kimler gelmiş. İyi akşamlar papaz. Nasılsınız? Pek iyi değilim. Aslında oldukça kötüyüm. Kalbim berbat durumda. Düzensiz atıyor. Hatta bazen geceleri duruyor. En azından bana öyle geliyor. Bunu duyduğuma sevindim diye düşündüm. Seninle ilgili tek önemsediğim şey ölmen. Seni yaşlı hergele. Böylece seni görmekten tamamen kurtulacağım. Ayrıca hayatı muhtemelen zindan ettiğin çok güzel, genç bir karın var. Karın sen öldüğünde senden çok daha iyi bir adam bulacak ve tekrar evlenecek. Aklımdan geçenler bunlardı ama yüzüne şunları söyledim. Gerçekten mi? Ah öyle mi? Belki de bir ara gelip beni bir görmelisiniz. Neyiniz olduğunu iyice bir araştırırız. Ama çoğu zaman anlatmak istediği başka konular olurdu. Önemli konular. Bu sıcak havalar hayra alamet değil. Ayrıca bu kadar küçük bir adaya koca meclis binaları inşa etmek hiç akıl işi değil. Dahası aslına bakarsanız karım da kendini pek iyi hissetmiyor. Nihayet çekip gitti. Ben de kendi yoluma devam ettim. Storky Cobrinken caddesi boyunca yürüyüp şehrin tarihi bölgesine vardım. Sonra dar sokak aralarına sapmaya karar verdim. Yaklaşan akşam havası sıkışık geçitlerde evlerin arasında kendini hissettirmeye başlamıştı. Bu sayede duvarlarda garip gölgeler oluşmuştu. Bu tür gölgeler bizim mahallede asla görülmezdi. Peki ya Bayan Gregorius? Geçen gün bana yaptığı ziyaret oldukça tuhaftı. Gelmek için ameliyatta olduğum zamanı seçmişti. Geldiğini açıkça fark ettim. Ancak doğru zamanda gelse de hep en son girmek için bekler, kendisinden sonra gelenlere bile öncelik tanırdı. Sonunda içeri girdi. Yüzü kıpkırmızıydı, kekeliyordu. Nihayet biraz boğazının ağrıdığı hakkında bir şeyler söyledi. Şimdiden daha iyi olmuştu bile. Yarın yine gelirim, şimdi biraz acelem var dedi. Şimdiye kadar henüz geri dönmedi. Sokak aralarından geçerek şebsburun rıhtımına indim. Ay Şepsolmun adasının üzerinde asılıp kalmıştı. Mavi alaca karanlığın içinde limon sarısı gibi gözüküyordu. Ama benim sakin ve huzurlu ruh halim uçup gitmişti. Papazla karşılaşmak her şeyi berbat etmişti. Şu dünyada böyle insanlar olmak zorunda mı sanki? Birkaç zavallının bir kafede, masanın etrafında oturduklarında sürekli tartıştıkları eski bir bilmece vardır. Herkes bilir, duvardaki bir düğmeye basarak veya doğrudan kendi iradenle Çinli bir memuru öldürüp bütün servetini cebine indirebilseydin yapar mıydın? Bu soruya hiçbir zaman bir cevap bulmaya çalışmadım. Belki de gerçekten fakir olmanın amansız ıstırabını hiç hissetmediğim için cevabı önemsemiyor olabilirim. Ancak duvardaki bir düğmeye basarak bir papazı öldürebilseydim, bunu yapacağıma canı gönülden inanıyorum. Alışılmadık, cansız alacak karanlıkta eve doğru yürürken, sıcaklığın tıpkı öğle ortası gibi bunaltıcı olduğunu hissettim. Kunşolman'ın fabrika bacalarının ötesinde bir tabaka şeklinde uzanan kırmızı toz bulutları gittikçe kararıyor. Henüz uykudan uyanmamış bir felaketi andırıyordu. Şapkam elimde, alnımdan damlayan ter damlaları eşliğinde yavaş ve uzun adımlarla, Clara Kilisesi'nden geçtim. Kilisenin avlusundaki koca ağaçlar bile sıcağa çare olmuyordu. Neredeyse her bankta fısıldayarak konuşan çiftler vardı. İçkiyi fazla kaçıran bazıları ise birbirlerinin kucağına oturmuş, öpüşüyorlardı. Şimdi açık penceremin önünde oturmuş bir şeyler karalıyorum. Ama kimin için? Bir arkadaş ya da bir kadın için değil elbet. Güç bela kendim için yazıyorum.'' Ne dün yazdıklarımı bugün okuyacağım, ne de bugün yazdıklarımı yarın. Sadece ellerim hareket edebildiği için yazıyorum. Kafamdaki düşünceler kendiliğinden akıyor. Uykusuz bir saati geçirebilmek için yazıyorum. Neden uyuyamıyorum ki? Sonuçta suç falan işlemedim. Burada sayfalarca ele alacağım yazı bir itiraf değil. Kime itiraf edebilirim ki zaten? Ne de olsa kendimle ilgili bütün gerçeği kaleme almıyorum sadece beni memnun eden şeyleri. Ama her şey tamamen yalandan ibaret de değil. Her neyse, sefil ruhumu, eğer gerçekten sefilse, yalanlar söyleyerek düzeltecek değilim. Dışarıda kilise avlusunun ve ağaçların üzerinde muhteşem mavi gece salınmaya devam ediyor. Kasabada öyle bir sessizlik hüküm sürüyor ki, gölgelerin arasından gelen iç çekişler ve fısıldaşmalar, hay yüksekteki evime kadar uzanıyor. Birden cüretkar bir gülüş karanlığı delip geçiyor. O anda dünyadaki hiçbir insanın benden daha yalnız olamayacağını düşünüyorum. Ben insanlara sık sık yardım eden ama kendine yardım edecek gücü hiç bulamayan bir tıp doktoru. Ve 30 yıllık hayatında bir kez olsun bir kadının yanına dahi yaklaşamayan Tico Gabriel Glass. 14 Haziran Ne meslek ama. Nasıl oldu da dünyadaki bütün meşguliyetlerin içinden kendime en az uyanı seçtim. Bir doktorda iki şeyden biri olmalıdır. Ya bir hayırsever ya da bir şöhret düşkünü. Doğru, bir keresinde ikisi de olduğumu düşünmüştüm. Zavallı bir kadın tekrar uğradı bana. Ağlayıp sızlayarak ona yardım etmem için yalvarıyordu. Bu kadını yıllardır tanırım. Yılda 4 bin kron kazanan alt düzey bir memurla evli ve üç çocuğu var. Bebekler arka arkaya ilk 3 yılda dünyaya geldi. Bu zamandan beri 5 ya da 6 yıldır yeni bir bebek yapmaktan kaçınıyor. Eski sağlığına, gücüne ve gençliğine biraz olsun kavuştu. Evini çekip çevirmek ve hastalıklarını telafi etmek için bolca zamanı oldu. Geçinmek kolay olmadı elbette. Ama bir şekilde iki yakayı bir araya getirmeye başardılar. İşte şimdi, hiç hesapta yokken yeniden hamile kalmıştı. Ağladığı için kelimeler ağzından zar zor dökülüyordu. Ben de her zaman yaptığım gibi cevabımı verdim. Bu tarz durumlarda hep ezbere bildiğim şeyleri aktarmaktan geri durmam. Ne de olsa bu benim doktor olarak bir görevimdir. En yavan olan hayatlara bile saygı duymak. Ciddiyeti bozmadan, hareket etmeden bekliyordum en sonunda utana sıkıla kalkıp gitmek zorunda kaldı. O kadar çaresizdi ki. Vaka ile ilgili notlarımı aldım. Bununla birlikte karşılaştığım hamilelik vakaları 18'i bulmuştu. Sonuçta jinekolog değilim. İlk hamilelik vakamı hiçbir zaman unutamayacağım. 22 yaşında genç bir kızdı. Kabarık koyu renk saçları, oldukça kaba bir görünüşü vardı. İlk bakışta hemen fark edilen Ter gününde bütün havaya hükmeden türden bir kızdı. Tabi bu söyleminde haklıysa eğer. Nasıl ki bir erkeğin kendi burnunu ısırması imkansızsa, bir kadının da erkeksiz yaşama imkanı yoktur. Belirgin bir orta sınıf kanı vardı kızda. Babası varlıklı bir iş adamıydı. Ben onların aile doktoruydum. Bu da kızın beni nasıl bulduğunu açıklıyor. Kızın aklı başında değildi. Çılgına dönmüş gibiydi. Ama kesinlikle utangaç olduğunu söyleyemem. Kurtarın beni diye yalvardı. Sorumluluklarımı açıklamaya çalışsam da pek anlamışa benzemiyordu. Bu tarz vakalarda yasaların dolap çevirmeye göz yummadığını açıkladım. Sanki başka bir dil konuşuyormuşum gibi suratıma bakıyordu. Yasa mı? Ne yasası der gibiydi. Durumu annesini itiraf etmesi gerektiği şeklinde bir öğüt verdim. Annesi babasıyla konuşur, elbet bir düğün yapılırdı. Ah hayır, nişanlımın hiç parası yok, babam beni asla affetmez dedi. Tabii ki nişanlı falan değillerdi. Nişanlım kelimesini kullanmaktan başka çaresi yoktu. Aşığım deyimi, romancılara özgü, rahatsız edici bir hitap şekline de olsa. Kurtarın beni, hiç merhamet yok mu sizde? Ne yapacağımı bilmiyorum, kendimi iskeleden aşağı atacağım. Sabrım gittikçe taşıyordu. Ona karşı merhametli davranmam için içimde hiçbir his uyanmadı. Ortada para olduğu takdirde böyle şeylerin bir yolu bulunur. Sadece gurur biraz acı çeker. En sonunda burnunu çekerek sümkürdü. Deli gibi bağırıp çağırarak yeri tekmeledi. Nihayet kendini yere attı. Sonuç olarak her şey beklediğim gibi oldu. Pisliğin teki olan babası kızı bir ya da iki kere dövdü. Oldukça kısa zamanda onu suç ortağıyla evlendirip balayına gönderdi. Bu tarz vakalar beni hiç endişelendirmez. Ama bugün bile o küçük zavallı kadına bütün iştenliğimle üzülmekten geri durmadım. Anlık bir haz adına bu kadar acı çekmesi çok fazla. İnsan hayatına saygı duymak. Dile getirdiğim bu riyakar kavramda neyin nesi? Birkaç saatini başıboş düşüncelerle geçirmiş bir kişinin dudaklarından dökülen şey başka ne olabilir ki? İnsan hayatı her koldan etrafımızı sarıyor. Peki ya uzaklardaki, görünmeyen insanlar? Kimsenin onları umursadığı yok. Budala birkaç hayırseveri saymazsak, herkes hal ve tavırlarıyla bu umursamazlığı gözler önüne seriyor. Yeryüzündeki bütün hükümetler ve parlamentolar bu sözlerimi doğrular. Peki ya vazife? Yapılması gereken şeylerden kaçmak istediğimizde, arkasına sığındığımız takdire şayan bir kamuflaj. Ayrıca hiç kimse sosyal mevkisini, saygınlığını, geleceğini, yani her şeyini yalnızca yabancılara yardım etmek için riske atamaz. Sükunetlerine bel bağlamakta çocukça bir davranış olur. Bazı kadınlar da aynı zorluklara düşüyor. Konu yardımın nerede bulunacağına gelince bir isim fısıldanıyor ve çok geçmeden mimlenmiş bir adama dönüşüyorsun. Yine de tıpkı Potemkin köyleri gibi çizilmiş bir dekor parçasından başka bir şey olmasa da en iyisi vazifeye bağlı kalmak. Vazife çözümünü o kadar sık dile getiriyorum ki sonunda buna gerçekten inanacağımdan korkuyorum. Potemkin sadece imparatoriçesini aldatabildi. Birini kandırmak için daha ne kadar alçak olunabilirdi. Mevki, saygı, gelecek. Sanki hiç hazır olmadığım bir gün ya da bir an gelecek ve ben tüm bu emanetleri içi eylem dolu bir gemiyi istifleyeceğim. Yine penceremin önünde oturuyorum. Mavi gece ağaçların hışırtı ve fısıltıları altında uykudan uyanıyor sanki. Dün akşamüstü gezintilerimden birini yaparken gözüm evli bir çifte takıldı. Kadını derhal tanıdım. Onunla bir baloda dans etmemizin üzerinden uzun yıllar geçmedi. Ve onu her gördüğümde beni uykusuz gecelere nasıl sürüklediğini de unutmadım. Tabii onun bu konuyla ilgili en ufak bir fikri yoktu. O zamanlar henüz bir kadın bile değildi. Bakireydi ve yaşayan bir rüya gibiydi. Her erkeğin rüyası. Şimdi kocasının koluna girmiş, caddede yürüyor. Üzerindeki kıyafetler eskiye göre oldukça pahalı gözükse de her yerinden adilik akıyor. Daha burjuvamsı. Sönük bakışlarında yıpranmış bir şeyler var gibi. Ama aynı zamanda hayatından gayet memnun. Kendinden önce giden karnını sanki gümüş tepside taşıyormuşçasına kadınsı bir bakış bu. Hayır. Bu konuyu bir türlü anlayamıyorum. Neden bu şekilde olmalı? Neden hep böyle olmak zorunda? Sevgi neden her sabah, ertesi gün pörsümüş yapraklara, kire, pasa ya da akşamdan kalma bir düşkünlüğe dönüşen bir kudubet olmak zorunda? Kültürümüzün en ufak parçası bile doğrudan açlığı durdurmak, bizi düşmanlarımızdan korumak ya da insanoğlunun sevgiye olan arzusunu yaymak için tasarlanmadı mı? Güzel olan sevgimizin başka kaynağı yok tüm bu sanat, şiirler, müzikler hepsini tüketti. Tarihe geçmiş çağdaş resimlerin en yavan olanları, Rafaelo'nun Madonna'sı, Stanley'in çalışan Parizyen kadınları, şarkıların şarkısı Ölüm Meleği, Das Buch der ilahiler İlahiler ve Viyana Valsleri. Evet, yaşadığım bu kasvetli evin motifleri, duvar kağıdındaki her bir figür, şurada duran Çin vazosu, kaş deseni, hayata tat veren veya zevk katan her şey. Başarılı olsa da olmasa da. Genelde en uzun ve dolan başlı yollardan geçmesine rağmen bir kaynaktan doğar. Bu aniden aklıma gelen parlak bir fikir değil. Daha önce yüzlerce kez kanıtlanmış bir şey. Fakat bu kaynağın ismi sevgi değil. Bu kaynak sevginin hayalidir. Öte yandan bu hayalin icrasıyla içgüdüsel bir tatminle yapılan her şey bu sonuca bağlanır. En derin içgüdülerimizde çirkin ve ahlaksız bir şey olarak ortaya çıkar. Bunu kanıtlayamam. Sadece bir his. Kendi hissim ve sanıyorum aynı zamanda da herkesin hissi. İnsanlar birbirlerinin aşk hikayelerini kişiyi alçaltıcı, komik bir şey olarak görürler. Üstelik çoğu zaman kendi hikayelerini bile ayrıcalık tanımazlar. Sonuç olarak hamile bir kadın berbat bir nesnedir. Ve yeni doğan bir bebek ise mide bulandırıcıdır. Ölüm döşeği bile doğum sahnesi kadar korkunç bir izlenim yaratmaz. Ah o kadınların kir ve kan içinde, kendilerinden geçerek bağırmalarının oluşturduğu berbat harmoni. En kötüsü de eylemin kendisi. Henüz küçük bir çocukken okul bahçesindeki kestane ağaçlarının altında bu işin nasıl olduğunu açıklayan okul arkadaşlarımın dediklerini asla unutmayacağım. Buna inanmayı reddetmiştim. Gruba birkaç oğlan daha katılmış, aptallığıma gülüyorlardı. Bu işin gerçekten de arkadaşımın dediği gibi olduğunu doğruluyorlardı. Daha sonra bile zar zor inanmıştım dediklerine ve hışımlayanlarından kaçıp gitmiştim. Annemle babam bunu gerçekten yapmışlar mıydı? Büyüdüğümde ben de aynısını yapacak mıydım? Bundan bir kaçış yok muydu yani? Duvar ve panolara ayıp sözler karalayan o kötü çocukları her zaman inanılmaz derecede hakir gördüm. Ancak tam o anda Tanrının kendisi eline bir kalem almış, masmavi gökyüzüne edepsizce şeyler karalıyor gibi hissetmiştim. Tanrının gerçekten olup olmadığını sorgulamaya o gün başladım sanıyorum. O günkü şaşkınlığımın bende bıraktığı histen bugün bile kurtulabilmiş değilim. Neden türümüzü ve günde birkaç kere kirimizi akıtmak için kullandığımız bir organımız aracılığıyla yatıştırılan arzumuzu devam ettirmek zorundayız? Bu eylem hem asalet ve güzellik dolu olup hem de şehvetin en yücesine sahip olacak türde yapılsaydı ne olurdu sanki? Karanlıkta ve baş başa yapılan bu eylem aynı zamanda kilisede gözler önünde sergilenemez miydi? Ya da gül dolu bir tapınakta, güneşin altında, düğün konuklarının dansları ve korolar eşliğinde. Ne zamandır odamda volta atıyorum bilmiyorum. Dışarısı gittikçe aydınlanıyor. Kilisenin horozları doğuya doğru ötüyor. Serçeler ise açlık dolu tiz bir sesle ötüşüyorlar. Güneşin doğuşundan hemen önce insanı ürperten bir esintinin olması ne kadar da garip. 18 Haziran. Bugün hava biraz daha serin. Bir aydan daha uzun bir süreden sonra ilk defa at binmeye gittim. Ne sabahtı ama. Yatağa erkenden girip sabah kadar mışıl mışıl uyudum. Rüya görmeden uyuduğum hiç olmamıştır. Ama dün gecenin rüyası mavi ve açıktı. Atımı Haga'ya doğru sürdüm. Sesin yankılandığı tapınaklarda dolaştım ve bakır cumbalardan geçtim. Çalı ve fidanlıkların üzeri örümcek ağları ve çiğ ile kaplıydı. Ağaçların arasından derin iç çekişler duyuluyordu. En yüce ruhlarda ilahi bir varlık vardı. Yaratılışın ilk pazar gününde olduğu gibi genç ve taze olan yeryüzü altımızda dans ediyordu. Küçük bir hana girdim. Geçen bahar. Ata binmek için dışarı çıktığım zamanlarda buraya sık sık uğrardım. Atımdan inip sipariş ettiğim bir amı bir yudumda mideye indirdim. Belinden kavradığım kahverengi gözlü kızı kendime doğru döndürdüm. Saçlarını öptüm ve atıma binip alandan uzaklaştım. Tıpkı şarkıda söylendiği gibi. 19 Haziran Bayan Gregorius Bu kadının problemini anlatacağım şimdi. İtiraf etmeliyim ki alışılmışın oldukça dışında. Bu sefer geç geldi. Ameliyat saati çoktan bitmişti. Bekleme odasında tek başına kalmıştı. Oldukça solgun bir ifadeyle odama girerek günaydın dedi. Odanın tam ortasında ayakta dikiliyordu. Oturması için sandalyeyi işaret etsem de olduğu yerden kıpırdamadı bile. Size geçen sefer biraz takılmıştım dedi. Hasta değildim, oldukça iyiyim. Aslında sizinle konuşmak istediğim çok daha başka bir şey vardı doktor. Ağzımdaki baklayı bir türlü çıkaramadım. Sokaktan bir bira satıcısının el arabası geçiyordu. Ayağa kalktım, pencereyi kapatmaya gittim. Ansızın oluşan sessizlikte, hızlı ve alçak bir ses tonuyla bir şeyler dediğini duydum. Ağzından çıkan sözcükler bile titriyordu sanki. Ağzından çıkan sözcükler bile titriyordu sanki gözyaşlarına boğulmanın eşiğine gelmişti. Kocama karşı berbat bir tiksinti duyuyorum. Köşede sırtımı sobaya çevirmiş bir şekilde duruyordum. Dediklerini anladığımı göstermek için başımı salladım. Bir insan olarak değil tabii ki, diye devam etti. Bana karşı her zaman nazik davrandı. Bugüne kadar kötü tek bir kelime söylemedi. Ama içimde öyle bir bulantı uyandırıyor ki Derin bir nefes aldı. Kendimi tam olarak nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. Sizden oldukça alışılmışın dışında bir şey rica edebilmeyi umuyordum. Belki de doğru olduğunu düşündüğünüz şeylerle uyumludur. Bu meseleler hakkında ne düşünüyorsunuz pek bilmiyorum doktor. Ama sizde bende güven uyandıran bir şeyler var. Bu tarz bir meseleyi başka kime açabilirim onu da bilmiyorum. Dünyadaki hiç kimse bana yardım edemez. Doktor, Rica etsem kocamla konuşur musunuz? Bir hastalığım olduğunu, rahmimde bir enfeksiyon bulduğunuzu, bu durumda benim üzerimdeki haklarından en azından bir süreliğine vazgeçmesinin gerekli olduğunu açıklayamaz mısınız ona? Hak. Elimi alnıma götürdüm. Bu kelimeyi ne zaman cümle içinde duysam kan beynime sıçrar. Tanrım, insanların aklı nerede? Bu durumdan bile hak ve görev çıkarabiliyorlar. Bu kadının imdadına yetişmek zorunda olduğumu bir anda anlayıverdim. Tabii yapabilirsem eğer. Ama söyleyecek tek bir kelime bulamıyordum. Kadının konuşmaya devam etmesini istiyordum. Ona olan sempatim muhtemelen basit bir merakla karşılaş. Muhtemelen basit bir merakla karıştırılamaz. Bayan Gregorius dedim. Sorduğum için bağışlayın. Ama ne zamandır evlisiniz? Altı yıldır. Peki, kocanızın hakkı olduğunu söylediğiniz bu şey daha önce de bu kadar zor gelir miydi size? Biraz yüzü kızardı. Her zaman çok zordu dedi. Ama son zamanlarda dayanılmaz bir hal aldı. Artık daha fazla dayanamıyorum. Bana ne olduğunu bilmiyorum. Ancak papaz da artık genç bir beyefendi değil. Bu yaşta sizi bu kadar Sık boğaz etmesi beni çok şaşırttı. Gerçekte kaç yaşında? Sanırım 56. Hayır, belki de 57. Tabii daha yaşlı gösteriyor. Bayan Gregorius, kocanızla hiçbir konu hakkında doğrudan konuşmadınız mı? Neler çektiğinizi anlatmadınız mı? Basitçe dostane bir şekilde sizi rahat bırakmasını istemediniz mi ondan? Bir defa istemiştim ancak bana uzunca bir nutuk atmıştı. Tanrı'nın bize bir bebek verip vermeyeceğini bilemeyeceğimizi söyledi. Üstelik daha bir tane çocuğumuz bile yokken. Ayrıca Tanrı bizden çocuk yapmamızı isterken bunu yapmayı kesmemizin çok büyük bir günah olacağını da eklemekten geri durmadı. Belki de haklıdır ama ben artık dayanamıyorum. Yüzümde belirecek tebessümü gizlemek için akla karayı seçtim. Seni gidip pişkin yaşlı günahkar seni. Güldüğümü gördü ama sanırım yanlış anladı. Bir süre sessizce oturdu. Sanki düşüncelerini toparlıyormuş gibiydi. Sonra yine aynı titrek ve alçak tonda. Konuşmaya kaldığı yerden devam etti. Bu esnada yüzüne yayılan kırmızılık gittikçe artıyordu. Hayır, dedi. Bütün hikayeyi eksiksiz bilmeniz gerekir. Belki de çoktan tahmin etmişsinizdir. Doğrudan anlıyorsunuzdur. Kendi iyiliğim için sizden saçma sapan bir şey istediğimi farkındayım. Öyleyse size karşı en azından dürüst ve açık olmalıyım. İsterseniz beni yargılayabilirsiniz. Ben sadakatsiz bir eşim. Başka bir erkeğe aitim. İşte bu durumun benim için bu kadar zor bir hale gelmesinin nedeni bu. Bunları söylerken bakışımı görmezden geldi. Ancak ben ilk kez artık onu gerçekten anlıyordum. Kalbi şehvet ve ıstırap dolu, kadınlığı aşk kokan ama bu kokunun bu kadar güçlü, fark edilebilir olmasından dolayı utançtan kıpkırmızı olmuş bir kadının odamda, karşımda oturmasına hayatımda ilk kez tanık oluyordum. Soluklaştığımı hissettim. Kafasını kaldırdığında bakışımı fark etti. Bakışlarımın neler söylediğini düşündüğünü bilmiyorum. Ama oturduğu yerden bir daha asla kalkamayacakmış gibiydi sandalyeye çökmüş, gözyaşlarıyla sarsılmıştı. Belki de bütün bu meseleye önem vermediğimi, aldırış etmediğimi ya da içini amaçsız bir şekilde yabancı bir erkeğe açtığını düşünüyordu. Kadına doğru uzandım, elini tuttum ve hafifçe okşadım. Sıkmayın canınızı, ağlamayın. Bundan sonra ağlamayın artık. Yardım edeceğim size, söz veriyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Elimi öptü. Gözyaşları yüzünden elim sıklama oldu. Bir diğer ağlama krizi. Daha sonra ağlarken yüzünde birden gülücükler açtı. Ben de gülümsemek zorunda kaldım. Ama bana en son dile getirdiğiniz bilgiyi söylememeliydiniz dedim. Bana olan güveninizi suistimal edeceğimden değil tabii ki. Sadece bu tarz şeyler özel kalmalı. İstisnasız, her zaman, mümkün olduğu kadar.'' Ama size her şekilde yardım ederdim zaten. Size söylemek istedim, böylesine saygı duyduğum, hayranlık beslediğim ve aynı zamanda beni küçümsemeyen birinin bu meseleden haberi olmasını diledim. Sonra uzun bir hikaye anlatmaya başladı. Yaklaşık bir yıl kadar önce benim, papaz olan kocasıyla yaptığım bir konuşmayı duymuş. Kocası hastaydı. Ben de onu ziyarete gitmiştim. Konu bir şekilde fuhuşa gelmişti. Kadın söylediğim her şeyi hatırlıyordu. Sözlerimi bana da hatırlattı. Basitçe o zavallı kızların da insan olduğunu, o halde onların da insan gibi muamele görmeye hak ettiklerini falan söylemişim. Ama daha önce bu şekilde konuşan kimseyi duymamış. İşte o günden itibaren bana saygı duymaya başlamış. Gelip günah çıkarmasının da sebebi de buymuş. Bütün bunları tamamen unutmuştum. Ama karlar içinde kaybolan Buzlar çözüldüğünde ortaya çıkar. Yani hayatta hiçbir şey gizli kalmaz. Kocasıyla gün içinde konuşacağıma söz verdim. O da çıkıp gitti. Ama eldivenleri ve şemsiyesini unutmuştu. Onları almaya geri geldiğinde odamdan tekrar ayrılırken yüzü mutlulukla doluydu. Işık saçıyordu. Tıpkı sevinmek için kendine göre bir tarz benimsemiş ve bir şeylerden keyif almayı iple çeken küçük bir çocuk gibiydi. Öğleden sonra yanlarına gittim. Konuştuğumuz gibi kocasını önceden hazırlamıştı. Başka bir odada karşılıklı oturduk. Durumu açıklamaya başladım. Papazın yüzü her zamankinden daha da beyazladı. Evet dedi. Karım neler olduğunu anlattı. Onun adına ne kadar üzgün olduğumu bir bilseniz. İkimiz de bir çocuk sahibi olmak için çok ümitlendik. Çok uğraştık. Ancak ayrı yatak odaları meselesiyle ilgili yapabileceğim hiçbir şey yok. Bunu açıkça belirtmem gerekir. Sonuçta böyle şeyler bizim çevremizde biraz alışılmışın dışında. Üstelik dedikodulara konu olabiliriz. Ayrıca ben artık yaşlı bir adamım. Sahte bir öksürük duyuldu. Evet dedim haklısınız. Sayın papaz, karınızın sağlığını her şeyden daha fazla önemseyeceğinizden kuşkum yok. Ayrıca karınızın iyileşmesi adına tabii ki ümidimiz var. Bir ümidimizin olması için Tanrı'ya dua edeceğim dedi. Peki bu meselenin ne kadar süreceğini biliyor musunuz doktor? Söylemesi zor ama yarım yıl sürecek cinsel bir perhiz özellikle önemli. Sonrasına bakarız. Papazın yüzünde kahverengi birkaç nokta vardı. Bu noktalar sanki daha da koyulaşmış gibiydi. Ve ruhsuz yüzüne karşı açıkça direniyordu. Gözleri sanki bir anda çökmüştü. Papaz daha önce de evlenmişti. İlk karısının ölmesi ne yazık. Çalışmalarının arasında kadının kara kalem bir portresi durur. Cahil, huysuz, dindar bir genç kız şehvetine sahip. Boralı Katarina'ya tamamen zıt karakterde bir kadın. Bu kadın şüphesiz tam da adamın dişine göreydi. Ne yazık ki ölmüş. 21 Haziran Şanslı adam kim? Evvelki günden beri kendime bu soruyu soruyordum. Gariptir ki sorunun cevabını çok kısa zamanda öğrendim. Daha önceden kısmen tanıştığım genç bir adammış meğer. Adı Klaas Kendisi Papaz Gregorius'tan kesinlikle çok daha farklı bir yaratık. Onunla çok kısa bir süre önce tanıştım. Gelişi güzel sokaklarda akşam yürüyüşlerimden birini yapıyordum. Etrafa toz pembe, sıcacık bir alaca karanlık hakimdi. O küçük kadını düşünüyordum. Onu sık sık düşünürüm. Tenha bir ara sokağa girdim. İşte oradalardı. Birdenbire bana doğru geldiklerini gördüm. Bir kapı eşiğinden çıkıyorlardı. Aceleyle yüzümü gizlemeye çalıştım. Cebimden mendilimi çıkararak burnumu sildim. Çok da gerekli değildi ya, neyse. Adamın beni Sima olarak az çok tanıdığına eminim. Fakat mutluluktan gözleri kör olmuş kadın beni görmedi bile. 22 Haziran Oturmuş dün akşam yazdığım satırları tekrar tekrar durmadan okuyorum. Kendime şunu soruyorum. Demek böyle olacaktı ha? Seni moruk. Şimdi pezevenge dönüştün değil mi? Saçmalık. Sonuçta kadını yaşadığı berbat bir şeyden kurtardım. Bunun yapılması gerektiğini hissettim ve yaptım. Gerisi sadece kadının kendisini ilgilendirir. 23 Haziran Yaz dönümü arifesi Açık, masmavi bir gece. Yılın bütün geceleri arasından senin en açık, en uçarı, en canlı gecesi olduğunu çocukluk ve gençlik yıllarımdan hatırlıyorum. Peki şimdi neden bu kadar kasvetli ve kaygılısın? Penceremin önüne oturmuş, hayatımı gözden geçiriyorum. Diğerlerinin hayatının tam aksine Otoyoldan oldukça uzakta bir yerlerde. Açılmış yol izlerinin ortasına neden düştüğünü anlamaya çalışıyorum. Düşünmeme izin verin. Biraz önce kilise avlusundan geçerken gazetelerin durmadan betimlemesi zor dedikleri o sahnelerden birine tanık oldum yine. Bu sefil insanları bir kilise avlusundaki tüm toplantılara burun kıvırmaya zorlayan bir içgüdü. Gerçekten de çok güçlü ve istikrarlı olmalı. Bu içgüdü Uçar erkekleri çılgın bir takım şeytanlıklara sürüklüyor. Dürüst, akıllı erkekleri ise her türlü bela ve özveriye boyun eğmeye zorluyor. Kadınlara gelince, onların nesiller boyunca gözlerinin açılması ve gelişmesi için tasarlanmış genç kızların iffet duygusunun üstesinden gelmeye yöneltiyor. Bedenlerine uygulanan işkencenin cefasını çekmelerine sebep oluyor ve ıstırabın en ağır olanına saplıyor. Bu zamana dek herhangi bir şeye sürüklenmeyen bir ben kaldım. Bu nasıl mümkün olabilir? Duyularım uyanana kadar böyle bir şey olası bile değildi ve o zamana kadar iradem çoktan bir erkeğin iradesine dönüşmüştü. Çocukken oldukça hırslıydım. Kendimi kontrol altında tutmaya ve en derinlerimde yatan sabit iradem ile kısa süreli heveslerim, anlık isteklerim arasındaki ayrımı yapabilmeye erkenden ulaştım sadece tek bir sese kulak vermeyi, diğerlerini aldırış etmemeyi öğrendim. O zamandan beri bunun insanlar arasında nasıl da alışılmadık bir durum olduğunu fark edebiliyorum. Öyle alışılmadık ki belki de yetenek ve dehadan daha sıra dışı bir şey. Bu sebeple zaman zaman olağanüstü ve kayda değer bir şeye dönüşmek zorundaymışım gibi geliyor bana. Okulda parlayan bir yıldız değil miydim zaten? Her zaman sınıfımın en genciydim. 15 yaşında bir öğrenci. 15'imdeyken üniversite, 23'ümdeyken yüksek lisans sınavlarına girmemiş miydim? İşte tam da orada durdum. Bunu ne özel bir çalışma ne de doktora tezi izledi. Bana neredeyse herhangi bir meblağda burs vermeye can atan insanlar oldu. Ama çok yorulmuştum artık. Daha ileri bir konuda uzmanlaşmak istemiyordum. İstediğim tek şey günlük ekmek paramı kazanmaktı yüksek notlar almaya, okumaya meraklı tarafım tatmin olmuş ve kurumuştu. Fakat gariptir ki yerine yetişkin bir adamın hırsı geçmedi. Sanıyorum bu düşünmeye başladığım için oldu. O zamanlar buna pek vaktim yoktu. Tam o yıllar boyunca diğer içgüdülerim yarı uykudaydı. Tıpkı bir genç kızınki gibi müphem rüya ve arzularımı kışkırtmaya yeterliydiler. Ancak genç bir erkeğinki gibi otoriter ve kudretli olmaktan uzaktılar. Zaman zaman uyku uyumadığım gecelerde kendime heyecan verici fantazilerle şımarsam da yoldaşlarımın ziyaret ettiği kadınlarla tatmin olma fikri bana hep akıl almaz geldi. Bu kadınlar dostlarımın sokaklarda işaret ettiği kadınlardı. Ancak istisnasız hepsi bana yalnızca mide bulandırıcı geliyordu. Bu aynı zamanda hayal gücümü tek başıma geliştirmemin ve okul arkadaşlarımla neredeyse hiç iletişim kuramamamın nedenlerinden biri olmalı. Sonuçta onlardan çok daha küçüktüm. İşte bu yüzden ne zaman bu konular hakkında konuşmaya kalksalar, önce hiçbir şey anlamıyordum. Hiçbir şey anlamama eylemi daha sonra dinlememe alışkanlığına dönüştü. Bu sayede saf kaldım. Ergenlik günahlarıyla tanışmadım bile. Bunların ne olduğu ile ilgili pek bir fikrim de yoktu. Beni ayakta tutacak dini bir inancım yoktu. Yine de kendi aşk düşlerimi yarattım. Evet, oldukça güzel düşlerdi bunlar. Ve bir gün gelip hepsinin gerçek olacağından emindim. Ancak beyaz öğrenci kepime gölge düşürmeye ya da haklarımı çerçöp için harcamaya hiç niyetim yoktu. Aşkla ilgili düşüncelerimin bir keresinde gerçeğe dönüşmesine ramak kalmıştı. Yaz ortasında. Tuhaf ve solgun bir gece. Her şey her zaman sahip olduğum tek şeyin gerçek olduğunu hatırlatıyor. Her şey batıp tatsız bir hiçliğe dönüşürken geriye kalan tek şey her zaman aynı anıyı tazeler. Üstelik başıma gelen bu şey o kadar anlamsızdı ki yaz tatili boyunca amcamın sayfiye yerinde kalıyordum. Orada gençlik, dans ve oyunlar vardı. Gençler arasında bir kız vardı. Aile eğlencelerinde onunla birkaç kez karşılaşmıştım. Fakat o ana kadar hakkında pek de düşünmemiştim. Ancak o an, onu orada gördüğümde okul arkadaşlarımdan birinin bir partide kız hakkında söylediği şey aklıma geldi. Bu kızın gözü sende. Akşam boyu seni izleyip durdu. Halen aklımı kurcalar durur. Bunun doğru olduğuna yürekten inanmasam da kızı daha yakından incelemeye etmişti beni. Zaman zaman bana baktığını ben de fark etmiştim. Diğerlerinden daha güzel olmasa da 20 yıllık hayatının en verimli çağındaydı. Genç göğüslerinin üzerine dar ve beyaz bir bluz giymişti. Bahar bayramı kutlamaları için çiçeklerle bezenen direğin etrafında birkaç kere dans ettik. Gece yarısı sularında hepimiz bir tümseye çıkarak yazlık alanı izledik. Burada bir şenlik ateşi yakılacaktı. Niyetimiz gün doğana kadar orada kalıp güneşin doğuşunu izlemekti. Yol uzun ve dik çamlar arasında ormana doğru uzanıyordu. Yukarı ikişerli gruplar halinde çıktık. Kıza ben eşlik ediyordum. Karanlık ormanda bir ağaç kökü yüzünden tökezledi. Hemen elinden tutarak kaldırdım. Onun o küçük yumuşacık, sıkkı ve sıcacık elini kendi elimde hissettiğimde bundan duyduğum haz o anda içime işledi. Bu yüzden yol düzgün ve sakin olmasına rağmen elini tutmaya devam ettim. Ne hakkında konuşmuştuk? Hiç bilmiyorum. Aklımda kalan tek bir kelime bile yok. Hatırladığım tek şey kızın sesine ve ağzından çıkan her bir sözcüğe akın eden kararlı ve sessiz bir teslimiyet. Ormanın derinliklerine doğru birlikte el ele yürümek, sanki kızın uzun zamandır düşlediği ve umut ettiği bir şey gibiydi. Ateşin yakılacağı tepe noktasına vardık. Buraya bizden önce ulaşan gençler şenlik ateşini çoktan yakmışlardı grupça toplandık ve çiftler halinde ayrıldık. Gökyüzü üzerimizde açık mavi renginde muazzam bir şekilde uzanıyordu. Altımızda ise dereler ve açıklığa boylu boyunca uzanmış buzullar gibi parlayan derin kanallar vardı. Eli hala elimdeydi. Ayrıca elini yavaşça okşayacak cesareti kendimde bulduğumu anımsıyorum. Ona göz ucuyla baktım. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Üstelik ağlamıyordu bile nefes alıp verişleri sessizleşmişti. Orada sessizce birlikte otursak da içimde bir ses sanki şarkı söylüyor gibiydi. Aklıma nasıl geldiğini hiç bilmediğim eski bir şarkıydı bu. İşte bir ateş alev alev yanıyor. Adam yakıyor ateşi. Koca dumanların ateşe çöreklendiği gibi. Canım sevgilimle bu alevin içine girip gönlümün arzuladığıyla dans eder miyim? Çok uzun bir süre orada oturduk. İçimizden bazıları evlerine gitmek için ayaklandı. Birinin şöyle dediğini hatırlıyorum: "Doğu yönünde büyük bulutlar görüyorum. Güneşin doğuşunu izleyemeyeceğiz." Tepedeki kalabalık giderek azalmıştı ama ikimiz, bizden başka kimse kalmayıncaya kadar öylece oturmaya devam ettik. Uzunca bir süre baktım ona ve bakışları nihayet bakışlarıma değdi. Daha sonra başını ellerimin arasına alarak öptüm onu. Oldukça ufak ve masum bir öpücüktü. Tam o anda birisi ona seslendi. Biraz irkildi. Ellerimden kurtuldu ve ormanın içinde aşağı doğru koşarak uzaklaştı. Ona yetiştiğimde çoktan diğerleriyle birlikteydi. Tek yapabildiğim elini yavaşça sıkmak oldu. O da benim elimi sıkmıştı. Aşağıda alanın ortasındaki çiçekli direğin etrafında hala dans edenler vardı. Taşlı kızları ve çiftlik işçileri seçkinler sınıfıyla iç içe geçmişti sanki yılın tek günü için geçerli bir gelenekmişçesine. Onu tekrar dansa kaldırdım. Hareketli ve baş döndürücü bir danstı bu. Artık havaya gün ışığı hakimdi. Ama yaz mevsiminin cazibesi hala havadaydı. Bütün dünya altımızda dans ediyordu. Her şey birileri bir geri gidiyor, dönüp duruyordu. En sonunda dans edenlerin karmaşasının yarattığı girdaptan kurtulduk birbirimize bakmaya cesaret etmeden, tek bir kelime sarf etmek sizin leylakların sardığı çitlerin arkasından sıvıştık. Orada tekrar öptüm onu. Ama sanki başka bir şeye dönüşmüş gibiydi. Başı koluma düştü. Gözlerini kapattı ve dudakları öpüşlerimin altında adeta canlandı. Elimi göğüslerine doğru bastırdım. Onun elini de kendi göğsümde hissettim. Belki de kendini savunmaya ya da elimi göğsünden çekmeye çalışıyordu. Ama aslında elimi göğsüne daha sert bir şekilde bastırıyordu. Bu sırada yüzüne bir ışıltı geldi. İlk bakışta bir baygınlık gibiydi. Sonra daha güçlü, şiddetli bir parıltıya dönüştü. Gözlerini açtı ama hemen sonra tekrar kapattı. Sonunda uzunca öpüşmeden sonra yanak yana oturduk. Doğudaki bulut tabakalarının içinden yükselen güneşi izliyorduk şaşkınlıkla. Onu bir daha hiç görmedim. Bu on yıl önceydi. On yıl önce bu geceydi. O olayı bugün bile anımsadığımda öfkelenip deliye dönüyorum. Ertesi gün için randevulaşmadık. Aklımıza bile gelmedi. Ailesi bize yakın bir yerde oturuyordu. Biz de bir sonraki gün her gün yeniden buluşacağımıza ve hayatımız boyunca birlikte olacağımıza kesin gözüyle bakıyorduk. Fakat ertesi gün yağmurlu bir hava vardı. Gün boyu onu göremedim. Akşamsa şehre inmek zorundaydım. Birkaç gün sonra gazetede öldüğü haberini okudum. O ve başka bir kız nehirde yıkanırken boğulmuştu. Evet, tüm bunlar olalı tam on yıl geçti. İlk başta bir umutsuzluk sarmıştı beni. Fakat gerçekten de güçlü bir doğam olmalı. Çünkü tıpkı her zaman yaptığım gibi çok çalıştım ve sonbaharda bütün sınavlarımı verdim. Acıta çekiyordum. Geceleri gözümün önüne hep o geliyordu. Çalıların ve bataklığın içinde uzanan beyaz bedeninin su yüzeyinde inip çıktığını görüyordum. Gözleri ve doyasıya öptüğüm o dudakları sonuna kadar açıktı. Daha sonra insanlar ipe bağlı kancalı bir demirle birlikte bota binmiş geliyordu. İp kancalarından kızın göğsüne bağlanıyordu. Kısa zaman önce ellerimi üzerinde gezdirdiğim genç beyaz göğüslerine bu olaydan sonra bir erkek olduğumu veya bu dünyada kadın denen yaratıkların da olduğunu yeniden hissetmeden oldukça uzun zaman geçti. Ama o zamana kadar oldukça katılaşmıştım. En azından Arzu'nun altın renkli alevinin kıvılcımını hissetmiştim ve bu değersiz şeye katlanmak için her zamankinden daha az eğilim gösterdim. Başkaları belki de bu kadar müşkül pesent değildir. Bu onların bileceği iş. Bense bu sorunun bir öneminin olup olmadığını pek bilmiyordum. Fakat yine de benim için önemli olduğunu düşündüm. Bir erkeğin iradesinin, tabii eğer iradesi varsa, bu önemsiz şeyleri düzene koyamayacağını düşünecek kadar toy olduğumda su götürmezdi. Sevgili Martin Luther, Papaz Gregorius'un bütün dokrinlerinin o muhterem kaynağı. Bu bedende bir günahkar gibi nasıl da vücut bulmuşsun. Bu bölüme gelinceye kadar nasıl da saçmalamışsın. Yine de bugünkü öğrencilerinden daha dürüst oldum. Bu hakkını teslim etmem gereken bir gerçek. Yıllar, yılları kovaladı, hayat akıp geçti. Arzularımı yeniden alevlendiren birçok kadın gördüm. Fakat bazı kadınlar beni hiç fark etmedi bile. Onlara göre hiç var olmamış gibiydim. Neden peki? Sanırım artık anlıyorum. Aşık olan bir kadının yürüyüşünde, görünümünde, tüm varoluşunda, bedeninde sihirli bir çekicilik vardır. Sadece bu bile beni kendine esir edebilir. Arzularımı uyandıran her zaman bu tip kadınlar olmuştur. Fakat doğal olarak başka adamlara aşık oldukları için bu kadınlar beni görmezler. Onların yerine bana bakan başkaları vardı. Sonuçta genç ve kaliteli bir doktordum. Oldukça iyi bir potansiyelim vardı. Bu yüzden mükemmel bir kısmet olarak görülüyordum. Gerçekten rahatsız edici bir şekilde fazlasıyla ilgi odağı oldum. Ancak bu sevginin emeklerin boşa çıkması oldu hep. Evet, yıllar geçti ve hayat akıp gitti. Mesleğimi devam ettiriyorum. İnsanlar her türlü hastalıklarına çare olayım diye bana geliyor. Ben de elimden geldiğince onlara yardım etmeye çalışıyorum. Bazıları iyileşiyor, bazıları ölüyor. Bazılarıysa acılarıyla savrulup gidiyor. Mucizeler yaratmıyorum. Yardım edemediğim herkes bana sırtını dönerek kendini şarlatan hekimlerin eline bırakıyor. Sonuçta yeniden niye oluyorlar? Sanırım kendimi oldukça dikkatli ve itinalı bir doktor olarak görüyorum. Nihayetinde tipik bir aile hekimi olup çıkacağımı düşünüyorum. Bir sürü deneyime sahip ve özgüvene ilham veren, sakin bakışlı bir aile hekimi. İnsanlar akşamları nasıl bir uykusuzluk çektiğimi bilselerdi belki de o kadar güvenmezlerdi bana. Yaz ortasındaki tuhaf ve soluk mavi gece. Bir zamanlar açık, neşeli ve sarhoş ediciydin. Neden şimdi endişe gibi göğsümde uzanıyorsun? 28 Haziran Dünkü akşam yürüyüşümde Grand Hotel'in önünden geçtim. Klazreke kaldırımda duran bir masada tek başına oturuyor viskisini yudumluyordu. Birkaç adım atıp döndüm ve onu gözlemlemek için yanındaki bir masaya oturdum. Beni görmedi ya da görmek istemedi. Küçük hanım doğal olarak bana yaptığı ziyaretinden ve bunun doğurduğu mutlu sonuçtan ona söz etmiş olmalıydı. Sonuç için minnettar olsa da bu sırra başka birinin dahil olduğunu bilmek onu biraz rahatsız etmişe benziyordu. Hareketsizce oturuyor, suya doğru dikkatlice bakıyor ve oldukça uzun purosunu içine çekiyordu. Yoldan geçen gazeteci çocuktan bir haftın aldım. Niyetim gazeteyi kamuflaj olarak kullanmaktı. Sayfanın kenarlarından adamı dikizliyordum. Onu yıllar önce ilk kez gördüğümde zihnimi kurcalayan düşünce yeniden aklıma geldi. Benim sahip olmak zorunda olduğum bu yüze neden bu adam sahip? Eğer kendimi baştan yaratabilseydim Yüzümün aşağı yukarı onun gibi olmasını isterdim. Kendimi tıpkı bir şeytan kadar çirkin hissettiğim o günlerde inanılmaz acılar çekiyordum. Şimdi ise pek umursamıyorum. Bu kadar yakışıklı bir adam neredeyse hiç görmedim. Gözleri soluk bir gri tonunda olsa da etrafındaki çerçeve sayesinde inanılmaz derin ve güzel gözüküyor. Bir kalemle şekillendirilmiş gibi görünen düzgün kaşları şakaklarına kadar uzanıyor beyaz mermer bir kaş ve koyu renk, kabarık saçlar. Fakat yüzünün alt kısmı hiçbir kusur bulunamayacak güzellikte. Oysa küçük tuhaf bir yüzü, düzensiz bir burnu, sanki kavrulmuş tütün gibi koyu renk bir cildi var. Kısacası onu çoğunlukla alay konusu olacak, kusursuz bir güzellikten kurtarmaya yetecek her şeye sahip. Acaba yüzünde nasıl bir insan? karakteriyle ilgili en ufak bir fikrim dahi yok. Hakkında bildiğim tek şey sıradan bir kariyere sahip kişilerin bakış açısı sıradan bir kariyere sahip kişilerin bakış açısından oldukça akıllı biri olarak görünüyor olduğu. Çalıştığı şirketin yönetim katında yaşıtlarına göre onu daha sık gördüğümü anımsar gibiyim. Orada hareketsiz bir şekilde oturup izlediğim süre içinde adamın bakışları oldukça dalgın bir şekilde yere sabitlenmişti. Bardağına dokunmuyordu. Prosu da yavaştan sönüyordu. Aklıma bin tane düşünce üşüştü. Onun hayatını düşünürken ve kendi hayatımla mukayese ederken eski düşlerim ve rüyalarım yeniden patlak verdi. Kendime sık sık şunu söyledim. Arzu her şeyin içinde en keyifli olandır. Acınası hayatımızı bir dereceye kadar parlak ve çekici kılabilen tek şeydir. Fakat arzunun tatmin edilmesi ahım şahım bir şey olamaz. En azından ülkenin bu hattında kendilerini hiçbir şeyden mahrum bırakmayan, buna rağmen içimde zerre kıskançlık uyandırmamış vekil ve başvekillerin yargıya vardığı kadarıyla. Ancak oradaki Röke gibi bir adama baktığımda, içimde derinlerde bir yerlerde, acı bir kıskançlık duyuyorum.'' Gençliğimi zehirleyen ve erkekliğe geçiş yaptığım yıllar artık uzakta olsa ağırlığını hala üzerimde hissettiğim bu sorun Rocky için kendi kendine çözülmüştü. Doğru, başka insanlar için de geçerli bu. Fakat bu sorunun çözümü bana kıskançlıktan çok iğrenme duygusu aşılıyor. Aksi halde bu sorun benim için de kendi kendine çözülebilirdi elbet. Fakat ona göre sevgi en baştan beri oldukça doğal bir hak. O hiçbir zaman çürümüş et ve açlık arasında bir seçim yapmak zorunda kalmadı. Ya da sanıyorum ki düşünmek için asla bu kadar vakti olmadı. Düşüncelerinin zehrini şarabına akıtmasına asla zaman harcamadı. O çok mutlu ve ben ona imreniyorum. Ani bir titremeyle Helga Gregorius'u düşündüm. Alaca karanlığın içinden onun o bakışını gördüm. Mutlulukla bastırılmıştı. Evet, İkisi birbiri için yaratılmıştı. Doğal bir seleksiyondu bu. Gregorius'lar. Neden bu ismi ve bu yaratığı, hayatı boyunca peşinden sürüklenmek zorunda olsun ki? Bu çok anlamsız. Hava kararmaya başlamıştı. Kırmızı gün batımının Kraliyet Sarayı'nın çizgi çizgi olmuş isli görüntüsünün üzerindeki parlaması suyun üzerine yansıyordu. Kaldırımdan geçip gitmekte olan insanların seslerini dinledim yavaş ve argo konuşmalarıyla, fasulye sırığı gibi yankiler, genizden konuşmalarıyla küçük ve şişman Yahudi iş adamları ve seslerinde cumartesi hoşnutluğuyla sıradan orta sınıf halk. Arada sırada birileri şapkasını hafifçe kaldırarak bana selam verdi. Ben de aynı şekilde karşılık verdim. Birkaç tanıdık benimkine oldukça yakın olan bir masaya oturdu. Martin Birk ve Markle'di bunlar daha önce birkaç kez karşılaştığım bir diğer beyefendi daha vardı yanlarında. Fakat ismini bir türlü hatırlayamadım ya da belki de hiç öğrenmemiştim. Kel bir adamdı. Onunla hep kapalı alanlarda karşılaşmıştık. Bu sebeple beni selamlamak için şapkasını çıkartana kadar kim olduğunu anlayamadım. Roke, Markel'i selamladı. Çok geçmeden gitmek için ayağa kalktı. Daha sonra masamın yanından geçerken gereğinden fazla bir kibarlık takınarak selamladı beni. Neredeyse soğuk bile denebilirdi bu selamlama. Upsala'da birbirimize ilk isimlerimizle hitap ederiz. Ama o bu kuralı unutmuşa benziyordu. Roke bizi duyamayacak kadar uzaklaştığında yan masadaki grup Röke hakkında konuşmaya başladı. Kel beyefendinin Mark ile dönüp şöyle dediğini duydum. Şu ahbap Röke'yi biliyorsunuz. Geleceği parlak bir adam olduğu söyleniyor. Hırslı biri öyle değil mi? Evet hırslı. Eğer hırslı olduğunu söylersem bu çocukla yakın dostluğumuzun yararına olur. Aksi halde bu hayatı iyi bir yerlere gelmek istediği söylenirse durum daha iyi özetlenmiş olur. Hırslı olmak çok nadir bulunan bir özelliktir. Biz eğer birisi devlet bakanı olmak istiyorsa onu hırslı olarak nitelemeye alışkanlık haline getirmişiz. Devlet bakanı olmak nedir peki? Fikirlerini, ne? Tabii eğer bir fikri varsa başkalarına dayatmak şöyle dursun önemsiz bir toptancının ki kadar kazanç kendi akrabalarına bile zar zor yardım edebilecek kadar güç bir bakan olmayı umursamam demiyorum elbette sahip olduğum işten çok daha iyi olduğu aşikar fakat bunun hırs olduğu söylenemez doğrusu bu başka bir şey hırslı olduğum günlerde bütün dünyayı fethetmemi bazı şeyleri olması gerektiği gibi yeniden düzenlememi sağlayacak güzel, küçük bir plan üzerinde çalışıyordum. Ve sonunda her şey o kadar güzelleşmiş olacaktı ki artık neredeyse sıkıcı gelmeye başlayacaktı. Sonra ceplerimi elimin uzandığı kadar parayla doldurup gizlice sıvışacak, büyük bir şehirde gözden kaybolacaktım. Bir kafede oturarak absentimi yudumlayacak, ortalıktan kaybolduğum anda her şeyin asıl da berbat hale geldiğini izlerken büyük bir haz duyacaktım. Neyse, Klas Roque'yi severim. Yakışıklıdır ve bu keder dolu dünyada işlerini bir düzene koyabilme konusunda alışılmışın oldukça dışında bir yeteneğe sahiptir. Genel anlamda her zaman nasılsa öyleydi. Şu sıralar oldukça ünlü bir gazetede muhabirlik yapıyor, öfkeli yazılar yazıyor. Oldukça ciddi bir şekilde okunması hedeflenen ve bazen de bunu gerçekten hak eden yazıları vardı. Sabahları biraz tıraşsız, saçı sakalı birbirine karışmış olsa da, akşam olduğunda sokak ışıklarıyla aydınlanan güler yüzüyle her zaman şık olmaya özen gösterir. Yanında oturan ve bu sıcakta uzun bir trençkot giyen Birk, dalgın gözlerle etrafına bakıyordu. Üzerindekini sanki çok üşüyormuş gibi keskin bir hareketle etrafına doladı. Markel bana doğru dönerek beni bu seçkin ayaşlar grubuna katılmaya davet etti. Teşekkür edip en kısa zamanda eve gideceğimi belirttim. Niyetim de buydu zaten. Ama gerçekte yalnızlıktan kokuşmuş odama geri dönmek için hiç de can atmıyordum. Böylece orada biraz daha oturdum. Stromparteren'den gelen müziğin net ve gürültülü bir şekilde şehrin loş sessizliğine nüfuz edişini dinledim. Sarayın göz alıcı pencerelerinin o an için bir orman göleti gibi durgun olan dereye yansıyan görüntüsünü izledim. Rosenbad'ın üzerinde parıldayan, titrek mavi yıldıza baktım ve yan masalardan yükselen muhabbetleri dinledim. Kadınlar ve aşk üzerine konuşuyorlardı. Soru şuydu. Bir kadınla birlikte olan bir erkeğin halinden tamamen memnun olması için gereken esas koşul nedir? Kel beyefendi, kadın 16 yaşında koyu renk saçlara sahip, zayıf, oldukça ateşli olmalı, dedi. Markel boş bir ifadeyle, ''Bence şişman ve dolgun olmalı.'' dedi. Birk, ''Bana deliler gibi aşık olması.'' dedi. 2 Temmuz Olamaz. İşler daha da korkunç olmaya başladı. Bu sabah, saat on sularında, bayan Gregory's'in ofisime geldi. Beti benze atmıştı. Perişan görünüyordu. Gözümün içine baktığı gözleri fal taşı gibi açıktı. Ona ne olduğunu sordum. Ne olmuştu? Bir şey mi olmuştu? Kısık sesle cevap verdi. Dün gece bana tecavüz etti. Adeta tecavüz etti. Sandalyeme oturdum. Sanki reçete yazmaya hazırlanıyormuşum gibi bir kalem ve bir kağıtla oynayıp duruyordum. Köşedeki kanepeye oturdu. Zavallı çocuk dedim kendi kendime. Söyleyecek başka hiçbir şey bulamamıştım. Ayaklar altına alınmak için yaratılmışım dedi. Bir an ikimiz de sessiz kaldık. Sonra o konuşmaya başladı. Adam gecenin bir köründe onu uyandırmış, uyuyamadığı için ağlayarak yalvarmış durmuş. Kurtuluşunun buna bağlı olduğunu, isteklerine boyun eğmezse ne tür ağır suçlar işleyebileceğini kestiremediğini söylemiş. Bu kadının göreviydi ve görev sağlıktan önemliydi. Tanrı onlara yardım edecekti. Ne de olsa kadının sağlığını ona geri verecek olan Tanrı'ydı. Küçük dilimi yutmuş gibiydim. Yani onun riyakarca davrandığını mı söylüyorsunuz diye sordum sonunda. Bilmiyorum, hayır sanmıyorum. Ancak içine geldiği şekilde her konuda Tanrı'yı kullanmak onda bir alışkanlığa dönüştü. Bunu her zaman yaparlar. O kadar çok papaz tanıyorum ki hepsinden nefret ediyorum. Ama o riyakar falan değil. Aksine kendi inancının apaçık en doğrusu olduğunu düşünüyor. Ve bunu reddedenleri başkalarının da kendileriyle birlikte mahvolmasını sağlamak amacıyla bilerek isteyerek yalanlar söyleyen düzenbaz ve sefil insanlar olarak görüyor. Kadın sesi hafifçe titrese de oldukça sakin konuşuyordu. Bir şekilde söyledikleri beni şaşırttı. Şimdiye kadar bu küçük dişi yaratığın düşünebildiğini ya da hakkında konuştuğu bu adamı dışarıdan biriymişçesine hatta ona karşı ölümcül bir nefret ve derin bir iğrenme duyduğu halde baştan aşağı ölçüp biçebileceğini fark etmemiştim. Kadının dile getirdiği her huzursuz kelimede aynı iğrenmeyi ve aynı nefreti ben de hissettim. Hikayesini tamamladığında hisleri bana da bulaşmıştı. Kalkıp giyinmek ve dışarı çıkıp sabaha kadar sokaklarda gezinmek istemiş. Fakat kadını sımsıkı tutuyormuş, çok güçlüymüş, gitmesine izin vermezmiş yandığımı hissettim. Şakaklarım kafamın içinde atıyordu. İçimde bir ses duydum. O kadar net bir sesti ki neredeyse yüksek sesi düşünüyor olmaktan korktum. Ses dişlerinin arasından fısıldıyor gibiydi. Dikkat et papaz. Bu küçük kadını, ipeksi saçlı bu dişi çiçeği sana karşı koruyacağıma söz verdim. Hayatın artık benim ellerimde. Kendini sakın sen daha oraya gitmek istemeden seni cennete gönderebilirim. Göndereceğim de. Beni tanımıyorsun daha. Benim bilincim seninkiyle en ufak bir benzerlik taşımaz. Ben kendimin yargıcıyım. Senin varlığından bile haberin olmayan bir insan türüne aitim. Orada oturmuş aklımdan geçirdiklerimi gerçekten de duyabiliyor muydu? Kadının sessizliği bozan cümlesini duyduğumda tüylerim diken diken oldu. Bu adamı öldürebilirim. Sevgili bayan Gregorius dedim zayıf gülümsemeyle. Bunları elbette sözün gelişi söylüyorsunuz. Fakat bu asla dile getirmemeniz gereken bir söz. Üstelik böyle bir durumdayken. Aslında herhangi bir durumdayken böyle konuşmamalısınız dememek için dilimi zor tuttum. Anlatsanıza bana dedim hemen ardından. Ve tabii konuyu değiştirmek için. Bay Gregorius ile evlenme kararını nasıl aldınız? Aileniz mi zorladı? Yoksa kiliseye üye olabilmek için anlık bir tutku muydu? Üşüyormuş gibi titredi. Hayır, öyle bir şey değildi. Her şey çok garipti. Neler olduğunu ne tahmin edebilirsiniz ne de anlayabilirsiniz. Doğal olarak asla aşık olmadım. Hem de hiç. Hatta genç kızların genellikle yaptığı gibi beni onaylasın diye geçici bir aşk dahi duymadım ona. Ama açıklamaya çalışacağım. Size tüm hikayeyi anlatacağım. Kanepeye biraz daha yerleşti. Küçük bir kız gibi kamburlaştı. Düşüncelere dalmış gibi suratıma baktıktan sonra konuşmaya başladı. Çocukluğum ve gençliğim çok mutlu geçti. O günleri düşündükçe her şey bana bir peri masalı gibi geliyor. Herkes beni sever, bana deli divane olurdu. O yaşlara geldiğimde, bilirsiniz, ilk başta hiçbir değişiklik olmadı hala çok mutluydum. Eskisinden daha da mutluydum. Ta ki 20 yaşıma kadar. Sizin de anlayabileceğiniz gibi bir genç kızın da duygusallaşmaya hakkı vardır. Fakat gençlik yıllarımda bu sadece bir mutluluk kaynağından ibarettir. Evdeki günlük kangar işlerimi yaparken hep şarkı söylerdim. Caddelerde yürürken bir şeyler mırıldanırdım. Her zaman aşkla doluydum. Oldukça inançlı bir ailede büyüdüm. Fakat biri tarafından öpülmenin o kadar da korkunç bir günah olduğunu düşünmüyordum. Genç bir adama aşık olmuştum. Öpmüştü beni. Ben de oluruna bırakmıştım. Dikkatli olunması gereken ve gerçekten de korkunç bir günah olan başka şeylerin olduğunu bilsem de bütün bunlar bana çok aptalca ve uzak görünüyordu. Zaten baştan çıkarılmadım. Hayır hayır, hiç de öyle olmadı. Birinin baştan çıkabileceğini düşünmüyordum bile. Evlendiğinde ve çocuk yapmak istediğinde boyun eğeceğin bir şey olarak gördüm bu eylemi hep. Kesinlikle başka bir anlam taşımıyordu. Fakat 20 yaşıma girdiğimde bir adama delicesine aşık oldum. Yakışıklı, kibar ve hassas bir adamdı. En azından öyle olduğunu düşünmüştüm. Ne zaman onu düşünsem buna hala inanırım. Gerçekten de öyle olmalı. Sonraları bir kız arkadaşımla evlendi ve kızı çok mutlu etti tanıştığımızda yaz mevsimiydi. Sayfiyedeydik, öpüştük. Bir gün beni ormanın derinliklerine götürdü ve baştan çıkarmaya çalıştı. Başarmak üzereydi de. Ah, gerçekten başarsaydı, oracıkta kaçmasaydım o adamdan. Kim bilir, şimdi her şey ne kadar da farklı olurdu. Belki onunla evlenen ben olurdum. En azından şu anda kocam olan bu adamla evlenmek zorunda kalmazdım. Belki küçük çocuklarım olurdu. Bir evim olurdu. Gerçek bir ev. Hiçbir zaman sadakatsiz bir eşe dönüşmek durumunda kalmazdım. Fakat her yanımı korku ve utanç sarmıştı. Kollarından kurtulduğum gibi kaçtım yanından. Hayatımı kurtarmak istercesine koşarak uzaklaştım. Berbat günler birbirini izledi. Artık onu görmek istemiyordum. Buna cüret edemedim. Bana çiçekler gönderdi, ard arda onu affetmem için yalvaran mektuplar yazdı. Ama onun bir alçak olduğunu düşünüyordum. Mektuplarını cevapsız bıraktım ve çiçeklerini de camdan aşağıya fırlatıp attım. Yine de sürekli onu düşünüyordum. Artık düşündüğüm sadece bir öpücük değildi. Baştan çıkmanın ne demek olduğunu biliyordum. Bu şeyin sonunu getirmesek de sanki içimde bir şeylerin değiştiğini hissediyordum. Yaşadığım şey Sanki alnımda yazıyormuş. Herkes bunu okuyabiliyormuş gibi bir hisse kapıldım. Nasıl acı çektiğimi kimse anlayamaz. Sonbahar geldiğinde şehirdeki evimize geri döndük. Bir akşam üzeri alaca karanlıkta dışarı çıkmış tek başıma yürüyordum. Rüzgar evlerin köşelerinde dolanıyor, ara sıra birkaç ufak yağmur damlası düşürüyordu. Yaşadığı evin sokağına girerek evinin önünden geçtim. Penceresine baktım. İçerideki yanan ışığı görünce durdum. Lambanın ışığında okuduğu kitaba gömdüğü kafasını gördüm. Beni bir mıknatıs gibi kendine çekti. Orada onunla birlikte olmanın ne kadar da güzel olacağını düşündüm. Kapı eşiğinden geçerek merdivenleri çıktım. Yarı yola çoktan ulaşmıştım. Fakat sonra geri dönmeye karar verdim. Eğer bana o günlerde yazsaydı kesinlikle cevap verirdim. Fakat bir cevap alamadan sürekli yazmaktan yorulmuş olmalıydı. Böylece bir daha hiç görüşmedik. En azından yıllarca. O zamanlar elbette her şey oldukça farklıydı. Dini duygularla yetiştirildiğimi daha önce söylemiştim, değil mi? Şimdi ise tamamen inanca saplanmış durumdayım. Hemşire olmak için eğitim görmeye başladım. Fakat onu da sağlık sorunlarım nedeniyle bırakmak zorunda kaldım. Böylece eve geri döndüm. Tıpkı eskiden olduğu gibi tuhaf ev işleri yaptım. Hayal ettim ve arzuladım. Bu hayal ve arzulardan beni kurtarması için Tanrı'ya dua edip durdum. Tüm bunların daha dayanılmaz olduğunu, bir değişikliğin şart olduğunu hissetmeye başladım. Bir gün babam geldi ve Papaz Gregorius'un benimle evlenmek istediğini söyledi. Bu gelişme düpedüz şok etkisi yaratmıştı bende. Bana asla kur yapmadı. Bununla ilgili bir imada bile bulunmadı. Eski bir aile dostuydu. Annem ona hayranlık duyardı. Babam ise sanırım ondan biraz korkardı. Odama gidip ağladığımı hatırlıyorum. Bir şekilde bu adamda itici bir şeylerin olduğunu içten içe hep hissettim. Ona evet demeye karar vermemin sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. Kimse beni evlenmeye zorlamadı. Kimse bu konuda benimle tartışmadı. Fakat bunun Tanrının iradesi olduğuna inandım. Tanrının isteklerinin bizimkilerle en çok çelişen istekler olduğunu düşünmüşümdür hep. Daha geçen akşam uyanık bir şekilde Tanrı'ya özgürlük ve huzur için dua etmemiş miydim? Kendi yöntemleriyle de olsa Tanrı'nın tüm dualarımı duyduğuna inandım. İradesinin gözlerimin önünde açıkça parladığını gördüğümü sandım. Bu adamdan da öte hayallerimin bastırılıp arzularımın sönüp gideceğini düşündüm. Tanrı'nın bu yolla benim için bir şeyler planladığını düşündüm. Bir papaz olduğu için de gayet iyi ve kibar biri olduğundan emindim. Eh, işler sandığımdan daha farklı gelişti tabii. O arzularımı yok edemedi. Sadece zedelemeyi başardı. Buna karşılık inancımı yavaş yavaş öldürdü. Ona teşekkür borçlu olduğum tek şey inancımı öldürmesi. Çünkü kesinlikle artık bunu istemiyorum. İnanç. Ne zaman inanç hakkında bir şeyler düşünsem bana çok hastalıklı geliyor. Özlem duyulan, düşünmekten hoşlanılan her şey suç. Arzulanan ve gerçekten çok hoşlanılan bir erkekle kucaklaşmak suç. Fakat çirkin ve tiksindirici biriyle, bir musibetle, iğrenç bir şeyle kucaklaşmayı arzulamamak suç. Söylesenize Doktor Glas. Bu durum hastalıklı değil mi? Konuştuğu konu kadını öfkelendirmişti. Gözlüklerimin arkasından onaylarcasına başımı salladım. Evet, hastalıklı bir şey bu. Ya da şuna cevap verin. Şu anda hissettiğim aşk sizce bir suç mu? Saf mutluluk değil bu. Belki endişe diyebiliriz. Ama bunun bir suç olduğunu söyleyebilir misiniz? Eğer bu suçsa sahip olduğum her şey suçlu. Çünkü sahip olduğum daha iyi veya daha değerli başka bir şey bulamıyorum. Belki de karşınıza oturmuş, tüm bunları size anlattığım için şaşırmışsınızdır. Sonuçta konuşabileceğim başka biri daha var. Fakat buluştuğumuzda zamanımız çok kısa oluyor. Ve o benimle çok az. Birden kızardı. Benim en çok düşündüğüm konular hakkında çok az konuşuyor. Elimi başıma koydum. Orada. Öylece sessiz bir şekilde oturdum. Köşedeki kanepede oturan bu kadının yarı açık gözlerini, dolgun sarı saçlarının arasındaki kızıllıkları inceliyordum. Tecrübesiz genç kız. Düşündüm ki eğer bu hisleri bana karşı olsaydı benimle de konuşacak zaman olmayacaktı. Yine düşündüm ki bir kez daha konuşmak için ağzını açtığında yanına gidip dudaklarını bir öpücükle susturacağım. Fakat şimdilik sessizce oturuyordu. Büyük bekleme odasına açılan kapı aralıktı. Koridordan geçen kahyamın ayak seslerini duydum. Sessizliği bozdum. Söyleyin bana Bayan Gregorius, boşanmayı hiç düşündünüz mü? Kocanıza parasal olarak bağlı sayılmazsınız. Babanız bir servet bıraktı size. Ailenizin tek çocuğusunuz. Anneniz de hala hayatta. Durumu gayet iyi. Öyle değil mi? Ah Doktor Glass, siz onu tanımıyorsunuz. Bir papaz ve boşanmak. Buna asla razı gelmez. Asla. Ne yaparsam yapayım, ne olursa olsun. Beni yetmişinci kez bile olsa affeder, ıslah eder. Aklınıza gelebilecek her şeyi yapar. Hatta kilisede benim için dua bile başlatır. Dediğim gibi, insanların beni ayaklar altına alması için gelmişim bu dünyaya. Ayağa kalktım. Sevgili Bayan Gregorius, sizin için ne yapmamı istiyorsunuz? Artık bir çıkış yolu göremiyorum. Ne yapacağını bilmiyormuş gibi başını salladı. Bilmiyorum. Artık hiçbir şey bilmiyorum. Fakat sanırım bugün sizi kalbiyle ilgili sorunundan dolayı görmeye gelecek. Dün bahsetmişti. Onunla bir kez daha konuşamaz mısınız? Tabii bugün buraya geldiğimi ve bu konuyu size açtığımı belli etmeden. Eh Göreceğiz bakalım. Sonra da gitti. Gittiğinde kafamı dağıtmak için elime bir tıp dergisi aldım. Fakat hiçbir yararı olmadı. Onu karşımda görmeye, hayat hikayesine tanık olmaya, böyle bir çıkmaza nasıl sürüklendiğini düşünmeye devam ettim. Kimin suçuydu bu? Bir yaz günü onu ormanda baştan çıkarmaya çalışan adamın suçu muydu? Yazıklar olsun bu dünyada bir erkek ya ormanda ya da gerdek yatağında bir kadını baştan çıkarmayacaksa ve her şekilde ona yardım edip onu kollamayacaksa ne yapacak? Kimin suçu peki? Papazın mı? Sonuçta o da tıpkı binlerce erkeğin binlerce kadına arzuladığı gibi bu kadını arzuladı. Üstelik hastalıklı jargonların da dedikleri gibi oldukça şerefli bir şekilde arzuladı. Kadın da hiçbir şeyi bilmeden ve anlamadan, İçinde büyüyüp rıza gösterdiği fikirlerin garip karmaşasında etkilendi tüm bunlardan. Bu yaratıkla evlendiğinde daha gözü açılmamıştı. Adeta uykusunda evlendi. En garip şeyler de rüyalarda görülür. Oldukça doğal ve sıradanmış gibi görünür. Ancak insan uyanıp bunun sadece rüyadan ibaret olduğunu anlayınca şaşırır. Ya yüksek sesle güler buna ya da korkuyla ürperir. Kadın artık uyandı evliliğin ne demek olduğunu bu zamana kadar çoktan öğrenmiş olması gereken, buna rağmen rıza gösteren, hatta belki de gururu oldukça okşanan ailesi de uyanık mı peki? Peki ya papazın kendisi? Davranışının ne kadar iğrenç, yakışıksız ve anormal olduğunu hissetti mi sonunda? Ahlakın bir atlı karınca olduğunu, bir topaç misali, dönek bir kavram olduğunu hiç bu kadar güçlü bir şekilde hissetmemiştim. Elbette önceden beri biliyordum bunu. Fakat evrelerinin yüzyıllar veya çok uzun zamandır sürmesi gerektiğini hayal ederdim hep. Şimdi ise dakikalar ve saniyeler gibi geliyordu bana. Gözlerimin önünde bir titreme vardı. İçimde ise bu kurtlar sofrasında bana yol gösteren bedenimde dişlerin arasında fısıldayan o sesi duydum tekrar. Gözünü dört aç papaz. Kadın gerçekten de doğru söylemişti. Papaz ameliyat saatimde beni görmeye geldi. Kapıyı açıp onu orada bekleme salonunda gördüğümde içimi ani, gizli bir sevinç kapladı. Ondan önce sadece tek hastam vardı. Reçetelerini yenilemeye gelen yaşlı bir kadın. O da kadından sonra girecekti. Birkaç saat önce karısının oturduğu aynı köşede duran kanepeye çökmüş, sıkıcı bir ağır başlılıkla ceketinin püskülleriyle oynuyordu her zaman olduğu gibi saçma sapan bir takım konulardan bahsetti önce. Bazı komünyon sorunlarıyla eğlendirdi beni. Kalbindeki problemden ise kısaca parantez içinde bahsetti. Doktor olduğum için kutsal komünyonun insanların sağlığını tehdit eden bir yol çizip çizmediği hakkındaki görüşümü almak istediğine dair bir izlenim edindim. Bu aralar büyük göl canavarı olayı tarzında bütün gazetelerde tartışılan bir konuydu bu. Olayı takip etmemiştim. Ama bir gazetede konuyla ilgili bir yazıyı hayal meyal okuduğumu hatırlıyorum. Fakat kimse bu konu hakkında bilgilendirmemişti beni. Buna karşın olayı açıklama zahmetine giren kişi papaz olmuştu. Komünyon masasının enfekte olmasını önlemek için ne yapılmalı? Soru buydu. Papaz daha önce enfeksiyonun arttığını şiddetle reddetmişti. Ama işte şimdi artmıştı ve bu sorunun cevaplanması şarttı çeşitli çözümler öngörülebilirdi. Belki de en kolayı her kilisenin birkaç beher kaba edilmesi olurdu. Böylece kilise memurları her kilise azası grubundan sonra mihrabı temizleyebilirdi. Ancak bu oldukça pahalıya patlardı. Hatta belki bazı yoksul ülkelerin yeterli miktarda gümüş kap bulmaları bile imkansız olabilirdi. Dindeki çıkarların istikrarlı bir şekilde büyüdüğü, ve gümüş kap yığınlarının bisiklet yarışları için stoklandığı bu zamanlarda aynı kapların dini amaçlar için kullanılacağından kimse emin olamaz. Geri kalanlara gelince, Kutsal Komünyon Kurumu'nda gümüş ile ilgili tek bir kelime duyduğumu hatırlamıyorum. Fakat bu fikri kendime sakladım. Papaz konuşmaya devam ederek her bir azanın kendi kabını veya bardağını getirmesinin daha mantıklı olacağını söyledi. Fakat zenginler süslü, tasarım ürünü bir gümüş kap getirirken, yoksullar sıradan bir kapla göründüğünde ne olacaktı? Olay benim için gayet açık görünüyordu ama çenemi tutarak devam etmesine izin verdim. Konuştukça konuştu. Kurtarıcımızın kanının kapsüllere konabileceğini öneren modern, özgür düşünceli bir papaz varmış. Önce doğru duyduğumdan emin olmak istedim. Kapsül, yani Hintya gibi bir şey mi? Evet, kapsül içinde dedi. Nihayet din görevlilerinden biri tamamen yeni bir komünyon kabı tasarlayarak patentini alarak küçük bir şirket kurmuştu. Papaz bu icadı ayrıntılı biçimde paylaştı benimle. Tasarımları neredeyse bir büyücünün bardak ve şişelerini andırıyordu. eh, papaz Gregorius bir ortodokstu. Özgür düşünceye sahip biri değildi. Bu tarz yenilikler onda şiddetli endişeler uyandırıyordu. Aynı zamanda kapılacak bir takım mikroplar da söz konusuydu artık. O halde ne yapılmalıydı? Bu kelimeyi sarf ettiğini duyduğumda bir ışık parladı. Sesindeki tonu derhal fark ettim. Mikroplar hakkındaki söylemlerini anımsamadan önce basilofobi diye bilinen bir hastalıktan muzdarip olduğunu açıkça fark ettim. Bu mikroplar şüphesiz ona göre gizemli bir şekilde dini yetkileri ve toplum düzenini aşıyordu. Bu elbette çok yeni olmalarından kaynaklanıyordu. Onun inancı eskiydi. Neredeyse 1900 yaşındaydı. Toplumun sosyal düzeni ise en azından 19. yüzyılın başlarından Alman felsefesi ve Napolyon'un düşüşüyle başlıyordu. Fakat mikroplar yaşlılığına hücum ederek onu tamamen savunmasız bırakmıştı. Olayların yaşanışı açısından bu yaşına gelinceye kadar mikropların kendi kirli işlerini onunkilere bulaştırmamış olduklarını söyleyebiliriz. Tahmin edebileceğimiz kadarıyla mikrop yığınlarına her zaman Gethsemane'deki son akşam yemeğinin kurulduğu sofrada elden ele uzatılan en basit toprak çömlekte bile rastlayabileceğimiz daha önce aklına bile gelmemişti. Papazın bir kuzu mu yoksa bir tilki mi olduğunu kestirmek imkansız. Ona arkamı dönerek konuşmasına izin verdim. Bu sırada dolabımda duran bir şeyle oyalanıyordum. Rahatça ceketini çıkarmasını istedim ve komünyon hakkında sorduğu soruya da cevap olarak daha fazla tantana yaratmamak için oyumu kapsül metodundan yana kullandım. İtiraf ediyorum dedi. Bu fikir ilkim bana bile biraz itiraz edilebilir gibi görünmüştü. Ancak dinsellikle daha fazla böbürlenemem. Üstelik olayın yansımalarına daha yakından bakacak olursak herkes itirazından feragat etmeli. Komünyonun esası ne ekmek ve şarapla ne de kilise tabağında bitiyor. Güçlü bir inanç da gerekli. Gerçek bir inanç da takdir edersiniz ki gümüş kaplar veya jelatin haplar gibi harici bir takım şeylerle oluşturulmuyor. Son sözlerini sarf ederken ben de stetoskopumu göğsüne dayayıp bir süre sessiz kalmasını rica ettim. Böylece göğsünü dinleyebilecektim. Ancak kayda değer bir şey duyamadım. Akşam yemeğinde ihtiyacı olandan daha fazla yiyen ve yemeğini bitirdikten sonra biraz kestirmek amacıyla kendini kanepeye atan yaşlı erkeklerde oldukça yaygın olan düzensiz kalp atışlarından başka hiçbir şey yoktu. Bu tarz bir alışkanlık ona bir gün kalp krizi geçirtebilir. Tabii ki kimse emin olamaz veya bunun katiyen kaçınılmaz olduğu söylenemez. Tehditkar en ufak bir olasılığım bile. Ancak kararımı vermiştim. Etraflıca bir muayene şarttı. Göğsünü gereğinden fazla dinledim. Aletin yerini değiştirip durdum ve yeniden dinledim. Orada sessizce oturmasının onun için ne kadar acı verici olduğunu fark ettim. Sonuçta kilisede, toplulukta, evde durmadan konuşmaya alışmıştı. Bunun için ayırt edici bir yeteneği vardı adeta. Mesleğine de bu yeteneği sayesinde bu kadar bağlanmış olmalıydı. Onu bu kadar sıkı muayene etmem yüzünden endişelenmiş görünüyordu. Buraya gelirken kafasında kurduğu şey büyük ihtimalle komünyon haplarından bahsettikten sonra ani bir dürtüyle saatine bakarak kapıya doğru bir hamle yapmaktı. Ancak şimdi kanepeme oturtmuştum onu. Elimden kaçıp gitmesine izin vermeyecektim sessizce göğsünü dinlemeye devam ettim. Ben dinledikçe kalbi de daha sıkıntılı bir hal alıyordu. Ciddi bir şey mi var diye sordu. Hemen cevap vermedim. Onun yerine odanın içinde birkaç adım attım. Zihnimde bir plan kurmaya çalışıyordum. Özünde oldukça basit ve küçük bir plan. Yine de entrika çevirmek konusunda pek başarılı olamadığım için tereddüt ettim. Tereddüt etmem aptal ve cahil olduğundan dolayı planım için aslında iyi bir şeydi. Fakat gerçekten de aptal mıydı? Buna cesaret edebilir miydim? Yoksa yapacağım şey çok mu kaba olacaktı? Belki de anlamıştı. Odanın içindeki gezintime son verdim. Birkaç saniye için ona oldukça keskin doktor bakışı attım. Grileşmiş, beyaz ve tıknaz yüzü mahcup ve göstermelik kıvrımlarında toplandı. Gözlerini benden kaçırdı. Suratının görüntüsü cama, perdelere ve kağıtçuk ağacıma yansıdı. Cesur olmaya karar verdim. Kuzu ya da tilki fark etmez diye düşündüm. Tilki bile insanoğlundan daha aptaldır. Kısa bir süre için şarlatan oynamanın bir risk olmadığına karar verdim. Şarlatan hilelerini o da severdi. Ve çoğu şey açıkça ortadaydı. Dalgın bir şekilde sağ sola yürüdüm. Sorduğu sorudan sonra uzunca bir süre sürdürdüğüm sessizliğim de onu etkilemeyi başarmış, yumuşatmıştı. Tuhaf şey diye mırıldandım kendi kendime. Setoskobu yeniden göğsüne yasladım. Bağışlayın beni, sadece biraz daha dinlemem gerekiyor. Bir yanlışlığa mahal vermemek için emin olmalıyım. Diyerek bir süre daha göğsünü dinledim. En nihayet sözlerime devam ettim. Evet, Bugünkü muayene sonuçlarına bakılırsa çok da istikrarlı bir kalbiniz yok papaz. Yine de genel olarak durumun çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Bugünkü sıkıntınızın özel bir nedeni olmalı. Acele ederek ama çok başarısız bir eylemle yüzüne büyük bir soru işareti kondurmaya çalıştı. O anlayışsız bilincinin bir şekilde dediklerimi kavradığını fark ettim dudaklarını konuşmak için, belki de bana ne demek istediğimi sormak için hareket ettirmeyi denediyse de başaramadı. Sadece öksürdü. Bir açıklama yapmaktan sakınacağı belliydi. Fakat elimden öyle kolay kurtulamayacaktı. Lütfen birbirimize dürüst olalım Bay Gregorius diye söze başladım. Bu açılış cümlesi onu oturduğu yerde korkuyla zıplattı. Birkaç hafta önce karınızın sağlık durumu hakkında yaptığımız konuşmayı unuttuğunuzu sanmıyorum. Sözünüzü tutmanızla alakalı münasebetsiz bir takım sorular sorma niyetinde değilim. Sadece şunu söyleyeceğim papaz. Daha önce kalbinizin ne durumda olduğunu biliyordum. Kendime söz verdiğim gibi. Size verdiğim tavsiyeler için daha güçlü nedenler öne sürebilirdim. Karınızın sağlık durumu kısa ya da uzun dönemlik bir mesele. Fakat sizin için kolayca bir hayatta kalma meselesi haline gelebilir. Konuşmaya devam ederken suratının o korkunç ifadesine de tanık oluyordum. Yüzüne bir çeşit renk gelmişti. Fakat bu renk kırmızılıktan çok yeşil ve leylak moru gibiydi. O kadar çirkin gözüküyordu ki kafamı çevirmek zorunda kaldım. Temiz havayı içime çekmek amacıyla pencerenin kenarına doğru yürüdüm. Fakat dışarıdaki hava İçeridekinden daha bunaltıcıydı. Konuşmaya devam ettim. Vereceğim reçete gayet anlaşılır ve basit. Ayrı yatak odaları diye okunuyor. Bundan hoşlanmadığınızı biliyorum. Ama bir çözüm olabilir. Bu durumda sadece büyük bir risk oluşturacak, nihai bir tatminden değil. Aynı zamanda arzularınızı ortaya çıkaracak. Sizi heyecanlandıracak herhangi bir şeyden de kaçınmanız özellikle önemli. Evet evet, ne diyeceğinizi biliyorum. Yaşlı bir adamsınız, üstelik de bir papazsınız. Fakat takdir edersiniz ki ben de bir doktorum ve hastamla açıkça konuşma hakkına sahibim. Genç bir kadının özellikle geceleri yaşadığı sabit ilişkisinin tıpkı diğer fani erkekler üzerinde olacağı gibi bir papaz üzerinde de aynı etki yaratması gerektiğini belirtiyorsam, neyin makul olduğunu söylerken de haddimi aşmış olmam. Uppsala'da okudum ben. Orada bir sürü teolog tanıdım. İlahiyat çalışmalarının ortaya çıkan bu tarz krizlere karşı çare bulmaya adanmış diğer çalışmalara göre daha tesirli olduğu izlenimine pek sahip olduğum söylenemez. Yaşa gelince, kaç yaşındaydınız efendim? 57. Bu oldukça kritik bir yaş. Sizin yaşınızda arzular her zamankinden farklı değildir. Fakat tatmin olmanın ortaya çıkardığı sonuçlar da vardır. Eh, hayat konusunda çok çeşitli bakış açıları olduğu, yaşamı değerlendirmenin farklı birçok yolu olduğu su götürmez bir gerçek. Yaşlı bir hergeleyle konuşuyor olsaydım, kendi bakış açısıyla süslenmiş, kulağa oldukça mantıklı gelen bir cevap vermesine doğal olarak hazır olmam gerekirdi. Şeytana uydum. Yalnızca yaşamı devam ettirmek amacıyla yaşama anlam katan bir şeyden vazgeçmenin anlamı yok elbette. Fakat bu tarz bir düşüncenin sizin mantığınıza tamamen yabancı olduğunu biliyorum papaz. Bir doktor olarak görevim uyarmak ve aydınlatmak. Elimden gelen tek şey bu. Durumun ciddiyetinin artık tamamıyla bilincinde olduğunuzdan eminim. Başka bir kanıta ihtiyacımız yok bence. Buna inanmak zor biliyorum. Ama tıpkı yası tutulan Kral Frederick gibi ya da yakın tarihte Mösyö Felix Huray'ın başına geldiği gibi ölümün tadına bakıp bakmamak size kalmış. Konuşurken suratına bakmaktan kaçındım. Sözlerime bir son verdiğimde elini gözlerinin üstüne koymuş, orada öylece oturduğunu ve dudaklarını hareket ettirdiğini gördüm. Sanıyorum şöyle dediğini duydum. Senin adınla kutsanmış cennetteki babamız, şeytana uymamıza izin verme, bizi kötülüklerden koru. Masama oturdum, reçeteyi ona uzatırken sözlerimi tamamladım. Bu kadar sıcak bir yaz mevsiminde şehirde kalmak da sağlığınız için pek iyi sayılmaz. Suya girmek size oldukça iyi gelecektir. Porla veya Runeby'ye gidebilirsiniz. Fakat bu durumda tek başınıza gitmeniz gerekiyor. 5 Temmuz. Yaz mevsimi. Bir pazar günü. Her şey insanı boğacak kadar kasvetli ve sıkıcı. Sadece yoksul insanlar etrafta geziniyor. Yoksullar da ne yazık ki kafa dengi değil. Saat dört gibi Dugaspur'na yemek yemek için gidip küçük bir masaya oturdum. Kahyan bir cenazeye gitmişti. Sonra da açık havada kahve içecekti. Ölen kişi akrabası ya da arkadaşı değildi. Fakat onun sınıfında bir kadın için cenazelere katılmak her zaman büyük memnuniyet uyandırır. Zaten verdiğim izni geri alamazdım. Bu da mutlaka dışarıda yemek zorunda olduğum anlamına geliyordu. Aslına bakarsanız tanıdıklarım beni adalardaki villalarında yemeğe davet etmişti. Fakat canım gitmek istemedi. Adalardaki villalara ya da tanıdıklara karşı özel bir ilgim yok. En azından adalara karşı. Tarumar edilmiş bir manzaraya sahipler. Sanki her şey paramparça edilmiş gibi. Küçük adalar, küçük su yolları, küçük kayalık tepeler ve acınası küçük ağaçlar. Solgun ve yoksul manzaralar çoğunluğu gri ve mavi olan soğuk renkler yine de gerçek bir ıssızlığa yetmeyecek kadar yoksulluk. İnsanların adaların doğal güzellikleri hakkındaki övgülerini duyduğumda bu kişilerin aklında aslında farklı şeyler olduğundan şüphelenirim hep. Yakından gözlemlediğimde bu şüphem her zaman doğru çıkar. Bazıları temiz havayı ve suyu düşünür. Bazısı botla açılmayı, diğerleri balık tutmayı. Fakat hepsinin aklındaki ortak fikir Adanın doğal bir güzelliğe sahip olmasında yatar. Geçenlerde adaları çok seven genç bir kızla konuşuyordum. Muhabbetimiz ilerledikçe kızın aslında gün batımını düşündüğü ortaya çıktı. Muhtemelen öğrenciydi. Güneşin aslında her yerde batabildiğini ve öğrencilerin de her zaman hareket halinde olabildiğini unutuyordu. Doğal güzelliklere karşı tümüyle duygusuz olduğum söylenemez. Fakat bunu izlemek için Watten veya Skanya Gölü'ne ya da en azından herhangi bir deniz kıyısına giderim. Fakat hiç vaktim olmadığından ve Stockholm'un 20 ya da 30 millik yarı çapından uzaklaşamadığımdan Stockholm'de Kedu Haga veya dereye bakan kaldırım ile karşılaştırabileceğim başka bir manzara görmedim. Yaz kış şehirde kalmamın nedeni işte bu. Bunu isteyerek yapıyorum. İnsanları etrafımda görmek için kimsesizlerin durağan arzularına sahip olmaya çalışıyorum. Önemli not. Tanımadığım ve konuşmak zorunda olmadığım insanları görmek için buruna vardım. Kendime binanın cephesinde camdan duvara yapıştırdıkları bir masa buldum. Garson hızlıca menüyü önüme bırakarak benden önceki müşterinin masaya döktüğü hardalı ve salçalı sosu beyaz bir bezle temizledi. Daha sonra şarap listesine bakarken Şabli marka şarabı sipariş edeceğimi anlayan garson bir anıyı açık eden aşırı bir bilgi birikimine sahip bir profesör gibiydi. Sıradan bir şarapçı değilim. Dışarıda yediğimde şapliden başka şarap içmediğim doğrudur. O da beni bilen eski bir çalışandı. İlk gençlik çılgınlıklarını Börn'de tepsileri dengede tutmayı başararak dindirmişti. Sonrasında Rickber ve hamburger bardaki garson vasfında daha ciddi işlere imza attı. Saçları dökülmüş, biraz yıpranmış smokiniyle mesleğini böyle mütevazı bir yerde icra etmesinden kaderin hangi cilvesi sorumluydu kim bilir. Geçen seneler ona tıpası açılan şişelerin ve pişen yemeğin kokusu nereden duyuluyorsa oraya ait olma hissi verdi. Onu gördüğüme memnun olmuştum. Birbirimizle gizli bir anlayış bakışı alışverişinde bulunduk. Etraftaki müşterilere göz gezdirdim. Yandaki masada genelde sigaralarımı satın aldığım hoş bir genç adam oturuyordu. Dükkandaki güzel yardımcısına, yani kız arkadaşına mahcup gözlerle bakıyordu. Biraz daha ötede bir aktör, karısı ve çocuklarıyla oturuyor. Tıpkı rahipmiş gibi bir ağır başlılıkla peçeteyle ağzını siliyordu. Köşede ise 20 yıldır kafe ve sokaklarda gördüğüm, yemeğini köpeğiyle paylaşan kimsesiz ve yaşlı bir adam vardı. Köpek de kendi gibi yaşlıydı ve tüyleri griye dönmüştü. Şabli gelmişti. Ben kadehimde hafif şaraba yansıyan güneş ışınlarıyla eğleniyordum ki tam o anda gayet yakın sayılacak bir mesafede tanıdık bir kadın sesi duydum. Kafamı kaldırıp baktım. Bir aile yeni gelmişti. Karı koca ve dört ya da beş yaşlarında çok tatlı fakat üzerinde aptalca ya da daha çok gülünç soluk mavi kadife ve dantel yakalı bir bluz olan bir erkek çocuk. Kadın konuşuyordu. Zaten oldukça tanıdık gelen ses de onunkiydi. Buraya oturalım. Hayır hayır buraya. Ama buraya güneş geliyor. Hayır burada da manzarayı göremeyiz. Şef garson nerede? Onu hemen tanıdım. Odamda kendini yerlere atıp ona yardım etmem için yalvarıp ağlayan genç kadındı onu karnındaki çocuktan kurtaracağım beklentisi içinde kıvranmıştı. Nihayet aşırı derecede arzuladığı adamla evlenmiş. Oldukça hızlı bir evlilik kararı olsa da böyle şeyler artık o kadar da garipsenmiyor. İşte size bir suç delili. Yakası dantelli kadife bluz. Ah benim küçük hanımefendiciğim. Şimdi ne diyorsun peki? Haksız mıymışım? Skandal gelip geçmiş ama küçük oğlan sana kalmış. Ayrıca varlığından çok da memnun gözüküyorsun. Yine de bu çocuğun o olup olmadığını merak ediyorum. Hayır, olamaz. Bu çocuk dört yaşlarında. Hadi en fazla beş olsun. Olay neredeyse yedi sekiz yıl önce gerçekleşmişti. O zamanlar mesleğe daha yeni başlamıştım. İlk çocuğa ne oldu acaba? Belki de başına bir kaza gelmiştir. Neyse, çok da önemli değil. Hasarı telafi ettikleri her hallerinden belli oluyor.'' Aslında bu aileyi o kadar da önemsemiyorum. Yakından baktığımda kadının genç ve hala oldukça güzel olduğunu görüyorum. Fakat iyice külü almış ve vücudu hızla büyümüş. Sabahlarını bir kafede kek yiyip siyah bira içerek yanında götürdüğü kadın arkadaşlarıyla dedikodu yaparak geçirdiği her halinden belli. Evin reisi de tezgahtar bir Don Juan. Görünüş ve davranışlarından tıpkı bir horoz gibi sadakatsiz olduğu anlaşılıyor. Dahası ikisinde de restorana girer girmez kendisinden bekledikleri davranışı sergilemeyen ihmalkar garsonu azarlama alışkınlığı göze batıyor. Beni çileden çıkaran, midemi bulandıran bu pis alışkanlık. Tek kelimeyle alçaklık. Karma karışık izlenimlerimi iyi mayalanmış mayhoş şaraptan derin bir yudum alarak gidererek sonuna kadar açık pencerelerden dışarıya göz attım. Dışarıdaki manzara sıcacık akşam güneşinde dolgun ve sessizce uzanıyordu. Kanal ise yemyeşil rengini, gökyüzünün maviliğini kıyılarına aksettiriyordu. Çizgili mavi süveterli adamların çektiği birkaç kano, sessiz ve hafif bir şekilde köprünün altından kayarak gözden kayboldu. Bisikletçiler köprünün üzerinden pedal çevirerek geçiyor, insanlarsa büyük ağacın gölgesinde çimlerin üzerinde gruplar halinde oturarak bu güzel günün keyfini çıkarıyorlardı. Bu sırada iki sarı kelebek masamın üzerinde kanat çırpıyordu. Bu şekilde otururken bakışlarım dışarıda. Yaz mevsiminin o yemyeşil renginde kaybolurken zihnim zaman zaman kendime avuttuğum bir hayalin içinde başıboş dolanmaya başladı. Kenarda köşede biriktirdiğim on bin kron kadar bir param var. Beş ya da altı yıl içinde veya daha da biriktireceğim miktara bağlı olarak Kendime şehir dışında bir ev inşa edebileceğim. Fakat nerede olmalı? Denize nazır olmalı. Açık bir kıyı şeridinde olmalı. Adada ya da kayalıklarda olmamalı. Ufkun evimden hep açık görünmesini, denizin sesini duymak istiyorum. Ayrıca denizin batı yönüne uzanmasını istiyorum. Böylece güneş orada batabilir. Ancak neredeyse deniz kadar önemli olan başka bir şey daha var büyük ağaçların uğuldamasını ve yemyeşil bir bolluğa sahip olmayı istiyorum. Çam veya ladin olmayacak. Neyse, çam bir yere kadar kabul edilebilir. Çünkü uzun, güçlü ve düzdürler. Ayrıca varoluş amaçlarını yerine getirmeye başarabilmişlerdir. Fakat tırtıklı hatlarıyla bir ladin ormanının gökyüzüne uzanması bende her zaman açıklanamaz bir mutsuzluk uyandırır. Dahası tıpkı şehirde olduğu gibi sayfiyede de yağmur yağabilir. Yağmurlu havalarda bir ladin ormanı beni hep hasta ve sıkıntılı bir hale sokar. Kırsal bir çayırlık olmalı mutlaka. Kumsala doğru saçılan büyük yapraklarının koca bir gölgelik oluşturduğu ağaçlardan bulunmalı. Kafamın üstünde delicesine bir yeşillik hissetmek istiyorum. Heyhat, sahil boyu uzanan bu senaryo her zaman bu şekilde gerçekleşmez. Acımasız ve çiğdir. Denizden gelen esinti Ağaçların budaklı, küçük ve bodur olmasına neden olur. Bir ev inşa etmek ve yaşamak istediğim sahili görmek asla mümkün olmayacak. Ayrıca bir ev inşa etmek de hiç bitmeyen bir iş. Hazır olması için birkaç sene gerekir. O süre zarfında da muhtemelen ölürsün. Eve bir çeki düzen vermek de nereden bakılsa 2-3 yıl bulur. Yine de evin adam akıllı yaşanacak bir yer olması için 50 yıl daha lazım. Eh, bir kadın da bu planın gerçek bir parçası olmalı. Bu da her zaman basit bir iş değil. Birinin ben uyurken bana bakması düşüncesini her zaman sindirilmesi zor bir fikir olarak görmüşümdür. Bir çocuğun uykusu çok güzeldir. Genç bir kadınınki de öyle. Fakat bir erkeğin ki o kadar şirin değildir. Kamp ateşi başında uyuyan, sırt çantasını kafasına yastık yapmış bir kahramanı seyretmesi çok sevimlidir. Ayrıca çok yorgun olması, uykusunun da çok derin olması muhtemeldir. Fakat düşüncelerim komaya girdiğinde hüzüm ne hale bürünüyordur acaba? Eğer başka biri olsaydım, kendimi izlemekten neredeyse zevk alabilirdim. Hayır, mutluluk hayali diye bir şey yok ve kendi kuyruğunu ısıramaz. Eğer hiçbir kitap okumasaydım ya da hiçbir sanat eseri görmeseydim, Kendim için ne tarz bir karakter benimseyeceğimi hep merak etmişimdir. Bu hadisede belki bir seçim yapmak aklıma bile gelmezdi. Belki de kayalarıyla birlikte adaları seçerdim. Doğa hakkındaki tüm fikir ve hayallerim çok büyük ihtimalle şiirlerden ve sanattan edindiğim izlenimlere dayanıyor. Huzurlu bir şekilde Floransa'nın eski çiçekli kırsallarında gezinme, Homer'ın denizinde uyuklama Böklünün kutsal korusunda diz çökme hevesimi sana sayesinde edindim. Heyhat, bizim yararımıza söyleyen, düşünen ve gören insanlardan olan yüzlerce, hatta binlerce usta ve arkadaş olmadan, zavallı gözlerimin kendiliğinden göreceği hangi dünya nimetleri kalırdı geriye? Gençliğimde sık sık şöyle düşünürdüm: burada bulunmak için, bu şansı elde etmek için bir kez olsun karşılığını beklemeden vermek için. Yapılacak şeyin bir anlamı olduğunu bilmek amacıyla ya da ufacık da olsa kendine saygı duymak amacıyla. Çorak bir ruhla ne yapacağını bilmeden hep tek başına ilerlemek bayağı can sıkıcıdır. Birçok insanın pek iddialı olmadığı durumlarda işler büyük ihtimalle mutlu biter. Hiçbir zaman iddiasız bir insan olamadım. Bu kişilik bana her zaman acı verdi. Ama başıma gelecek en kötü şeyin artık geride kaldığına inanıyorum. Bir şair olabileceğimi sanmıyordum. Başkalarının henüz keşfetmediği, belli bir şekle sokmadığı yeni herhangi bir şey göremem. Elbette birkaç yazar ve sanatçı tanıyorum. Bence hepsi de tuhaf varlıklar. Yapmak istedikleri hiçbir şey yok. Olsa bile hep tam tersini yapıyorlar. Onlar sadece kulak, göz ve elden ibaretler. Yine de onlara gıpta ediyorum. Kendi irademi onların tasavvurlarıyla değiştireceğimden değil. Kendiminkilere ilaveten onların gözlerine ve kulaklarına sahip olmayı çok isterdim sadece. İçlerinden birinin sessizce oturmuş, hiçbir şey düşünmeden boşluğa baktığını gördüğüm bazı zamanlarda kendi kendime şöyle düşünürüm. Belki de tam bu anda kimsenin görmediği bir şeye bakıyordur. Ben dahil binlerce insanın o şeyi görmesini sağlamak üzeredir. İçlerinden en genç olanın ortaya çıkarttığını kesinlikle anlamasam da, şan ve şöhretleri bir kere yayıldı mı, yaptıklarını anlayıp onlara hayranlık duyacağımı adım gibi biliyorum. Bu modern ve yeni kıyafetler, mobilyalar ve diğer her şey için de geçerli. Yalnızca katılaşmış, tüketilmiş ve işi yıllar önce bitmiş olanlar yenilere başkaldırabilir. Peki ya şairler? Çağın tercümanları mıdır gerçekten de? Tanrı bilir. Bende neredeyse hiçbir izlenim uyandırmıyorlar. Çağın yararlandığı vasıtalar ve rüzgarın çaldığı arplardan ibaret olduklarını söylemeliyim aslında. Peki ben neyim? O bile değilim. Kendi bakış açımla göremiyorum bile. Şu karşı masada duran içki ve turplara bile kendi bakış açımla bakamıyorum ki. Stringberg'in gözleriyle görüyorum onları. Salma Seragardin'de gençliğinde yediği bir akşam yemeği olarak beliriyorlar gözlerimin önünde. Çizgili yelekli kanocular kanaldan geçip giderlerken zihnimde Mopasanın suretini canlandırıyorum. Şimdi ise sonuna kadar açtığım camın önüne oturmuş, yanıp sönen mum ışığında bu satırları yazıyorum. Gaz lambasına dokunmaktan iğrenirim. Kahyam ise cenazeden sonra kahve içip kek yemek için uğradığı yerden çoktan döndü. Onu oldukça derin ve deliksiz uykusundan uyandıracak cesareti bulamıyorum kendimde. Mumdan çıkan alev titrerken gölgem de aynı şekilde kıpırdıyor. Sanki hayat bulacakmışçasına duvar kağıdı üzerinde alevler gibi titriyor. Aklıma Hans Andersen ve gölgeler hakkındaki bir hikayesi geliyor. Kendimi gerçek bir adam olmayı arzulayan bir gölgeymiş gibi hissediyorum. 6 Temmuz sabahı Dün gece gördüğüm rüyayı buraya mutlaka yazmalıyım. Papaz Gregorius'un yatağının yanında ayakta duruyordum. Hastaydı. Vücudunun üst kısmı çıplaktı. Kalbini dinliyordum. Yatağı çalışma odasındaydı. Köşede duran mızıkasını çalan biri de vardı. İlahi değildi çaldığı. Melodi bile denemezdi. Bir kapı açık duruyordu. Bu beni endişelendirse de kendimde kapıyı kapatacak cesareti bulamadım. Ciddi bir şey mi dedi papaz. Hayır diyerek cevapladım. Ciddi değil ama tehlikeli. Bununla aslında aklımdaki şeyin tehlikeli olduğunu kendime açıklamıştım. Rüyamda da kendimi derin bir zarafetle ifade ettiğimi düşündüm. Ancak ihtiyatlı olmak için diye ekledim. Kimyacılara komünyon haplarından birkaç tane gönderelim. Ameliyat olmak zorunda mıyım diye sordu. Görünüşe bakılırsa evet Kalbiniz işlevini kaybetmiş. Çok yaşlanmış. Çıkarmamız gerekiyor. Yine de endişelenmeyin. Bu oldukça güvenli bir ameliyat olacak. Herhangi bir kağıt bıçağı ile bile yapılabilir. Bu bana basit, bilimsel bir gerçek gibi görünmüştü. Ben de kağıt bıçağını elime aldım. Şu mendili yüzünüzün üzerine yerleştireceğiz. Papaz mendilin altından gürültülü bir şekilde sızlandı. Bense ameliyat etmek yerine duvarda duran bir butona bastım. Mendili suratından kaldırdım. Ölmüştü. Elini kavradım, buz gibi olmuştu. Saatime baktım. Neredeyse iki saattir ölü dedim kendi kendime. Bayan Gregorius çaldığı orgun başından kalkıp yanıma geldi. Oldukça endişeli ve acı çekiyormuş gibi görünüyordu. Elime koyu renk çiçeklerden oluşan bir demet tutuşturdu. Ancak o zaman belirsizce gülümsediğini ve aynı zamanda çıplak olduğunu görebildim. Kolumu ona doladım. Bu kadını kendime doğru çekmek istedim. Fakat beni geri çevirdi. Birdenbire Glass Röke açık duran kapının önünde belirdi. Doktor Glass dedi. Geçici departman şefi olarak sizi tutukluyorum. Artık çok geç dedim. Şunu görüyor musunuz? Pencereyi işaret ettim. Pencerelerden yansıyan kıpkırmızı bir ışık pat diye odanın içine düştü. Birdenbire gün ışığı görüldü. Ayrıca bir başka odadan duyuluyormuş gibi gelen bir kadın sesi sızlanıyor ve hıçkırarak ağlıyordu. Dünya yanıyor, dünya alev alev yanıyor. İşte böyle uyandım. Güneş ışığı doğrudan odanın içine giriyordu. Dün gece eve geldiğimde perdeleri çekmeyi unutmuş olmalıydım. Ne tuhaf. Son günlerde bu çirkin papaz ve o güzel karısı aklıma bile gelmemişti. Onları düşünmek istememiştim. Gregorius da zaten Porla'ya gitmişti. Düşündüğüm her şeyi yazmıyorum buraya. Aklıma ne zaman bir fikir gelecek olsa bunu hemen yazıya çok nadiren geçiriyorum. Düşüncelerin depreşmesini bekleyip görmeyi tercih ediyorum. 7 Temmuz Yağmur yağıyor ve ben oturmuş hoş olmayan bir takım şeyler düşünüyorum. Hans Fahlun Geçen sonbaharda gelip benden elli kron borç istediğinde neden olmaz dedim ki. Onu pek tanımadığım doğru ama bir sonraki hafta boğazını kesti. Ayrıca neden okuldayken Yunanca öğrenmedim? Bu beni o kadar rahatsız ediyor ki kendimi neredeyse hasta hissediyorum. Ne de olsa tam dört sene Yunanca okudum. Belki de babamın beni her konusunu azimle öğrenmeyi sürdürdüğüm İngilizce her konusunu azimle öğrenmeyi sürdürdüğüm İngilizceden çok Yunanca öğrenmem için zorladı. Yunanca öğrenmem için zorladığındandır. İnsan nasıl böyle hayvan gibi aptal olabilir ki? Mantık denen o saçmalık da dahil hiçbir şey öğrenmedim. Üstelik dört yıl Yunanca okumama rağmen hiç Yunan tanımıyorum. Bu kesinlikle öğretmenimin de suçu olamaz. Çünkü sonrasında devlet bakanı oldu. Eski okul kitaplarımı ortaya çıkarıp Herhangi bir şey öğrenip öğrenemeyeceğimi görmeye çok isterim aslında. Belki de bunun için sandığım kadar geç değildir. Bilinçli bir şekilde suç işlemenin nasıl bir his olduğunu merak ediyorum. Kristina'nın yakın zamanda yemeği hazırlayıp hazırlamayacağını merak ediyorum. Rüzgar kilise avlusundaki ağaçları savuruyor. Çatıdaki yağmur oluklarının çatırdadığı duyuluyordu. Zavallı şeytan, Cebinde bir şişeyle kilise çatısının payandasının altında barınacak bir yer arıyordu. Kırmızı kilise duvarına doğru dayanmış, mavi, dindar bakışları hareket etmekte olan bulutların arasında dolaşıyordu. Birbirine doğru eğilmiş iki ağaçtan düşen yağmur damlaları kendilerini Belman'ın mezarı üzerinde buldu. Bir uçtan diğerine uzanan avlunun köşesinde bir randevu evi vardı pencereden görünen kombinezonlu bir kız panjuru indiriyordu. Kilise papazı ayağına geçirdiği galoşlarla çamurun içinden dikkatli bir şekilde mezarların arasında yolunu bulmaya çalışıyordu. Şemsiyesinin altına gizlenmişti. Şimdi ise kutsal eşyaların tutulduğu yere açılan küçük bir kapıdan içeri sıvışmaya çalışıyordu. Bu arada neden bütün papazlar kiliseye hep arka kapıdan girerler? 9 Temmuz. Yağmur hala yağıyor. Böyle günlerin ruhumda barındırdığım bütün gizli zehirlerle bir hısımlığı var. Tam şu anda hasta ziyaretlerimi bitirip eve dönüş yolunu tutmuşken sokağın köşesinde gördüğüm, durup hal hatır sormak istemeyen bir adamla selamlaştım. Bir keresinde bana derinden ve hafif kibar bir şekilde hakaret etmişti. Ona bunun karşılığını vermek için hiçbir neden göremiyorum. Böyle şeyleri pek sevmem. Sağlığıma dokunuyor. Masamda oturmuş, habire çekmeceleri açıp kapatıyorum. Eski püskü bir takım kağıtlara göz gezdiriyorum. Küçük, yıpranmış bir sarı gazete parçası düştü önüme. Yaşamdan sonra bir hayat var mı? Yazar H. Kramer Teolog, doktor Ücrete 50 öre Jean aydınlanması Yaşamdan sonraki hayata bakış Cennetin muhteşemliği ve cehennem korkusu. Ücreti 75 öre. İnsanın sahip olduğu güç. Seçkinliğe ve zenginliğe giden doğru yol. Yazan S. Miles. Ücreti 3,5. Kenarları varakla kaplanmış olanı 4,25. Neden böyle eski reklam küpürlerini saklıyorum ki? Bunu babamın tüm varlığının yok olduğu yıl, ben 14 yaşındayken kesip sakladığımı hatırlıyorum. Ne Smiles'ın kitaplarını zaten az olan cep harçlığımdan biriktirip satın almıştım. Tabii altın varaklı olanını alamadım. Okur okumaz ikinci el bir kitapçıya satmıştım. Abartısız dünyanın en aptalca şeyini yapmıştım. Ancak reklamı hala benimle. Neredeyse daha değerli denebilir. Eski bir fotoğraf da var. Birkaç sene sahip olduğumuz bir sayfaya yeri. Oraya Mareebo denirdi. Annemin ölümünden sonraydı. Fotoğraf sararıp solmuş. Siz beyaz evin üstünde asılı kalmış gibi görünüyor. Arkasında da ladinlerin oluşturduğu koca bir orman var. Evet. Gri ve yağmurlu bir günde ev gerçekten de aynı böyle görünürdü. Nedense orada hiç eğlenemezdim. Babam beni yaz boyu pataklardı. Okula gitmediğim ve ders görmediğim zamanlarda yaramaz bir çocuk olduğumu söyleyip dururdu. Bir keresinde beni haksız yere dövdü. O gün çocukluğumun neredeyse en mutlu günü olarak tarihe geçti. Vücudum doğal olarak acımış, zarar görmüştü. Ama ruhuma çok iyi gelmişti. Sonrasında göle indiğimde dalgalar çıkan şiddetli rüzgardan dolayı suratıma çarpıyordu. İçimin o zamanki kadar asil duygularla dolduğunu da bir daha hiç hissettim mi emin değilim. Babamı affettim. Sonuçta çabuk sinirlenen, işi konusunda her zaman çok endişeli görünen bir adamdı. Haklı olduğu ve beni bu yüzden dövdüğü zamanlarda onu affetmek çok daha zordu. Şimdi bile onu bu yüzden affettiğimden emin değilim. En katı şekilde yasaklamış olmasına rağmen tırnaklarımı yediğim zamanı hatırlıyorum. Bana nasıl da vurmuştu. Bu olaydan sonra o sefil Ladin ormanına doğru koşmuş, saatlerce yağmur altında dolaşmış, ağlayarak küfürler etmiştim. İçinde babamın da olduğu huzur dolu hiçbir anı gelmiyor aklıma. Yüzü çok nadiren neşeli olurdu. Kendisi neşeli olmadığında etrafındaki insanların neşesine de tahammül edemezdi. Yine de eğlenceleri severdi. Serselerin sahip olduğu bir melankoliye sahipti. Zengindi ama yoksul öldü. Yani ben bugün babamın Hayatında bir kere bile tamamen dürüst olup olmadığını bilmiyorum. Sonuçta bütün büyük ticari işlerle ilgileniyordu. Çocukken iş hayatındaki bir tanıdığına şaka yolu şöyle dediğini hatırlıyorum. Sevgili Joseph, bizim gibi büyük paralar kazanan insanların dürüst olması o kadar da kolay değil. Ama oldukça katı ve zor. Görev bilinci yüksek biriydi. Başkalarının endişeli olduğu durumlarda onun oldukça kesin fikirleri vardı. Neticede olayları değiştirecek durumlar her zaman ortaya çıkardı. Ama ona karşı hissettiğim en kötü şey fiziksel bir tiksintiydi. Küçük biri olanken birlikte yıkanırdık. Bana yüzme öğretmek isterdi. Bunun benim için nasıl bir eziyet olduğunu anlatamam. Elinde tuttuğu bir yılan balığıymışım gibi defalarca sürüklenir, neredeyse boğulacağımı sanır. O çıplak vücuduna değdiğim anda ödüm patlardı. Beni dövdüğünde ise bu salt fiziksel tiksintinin acımı nasıl da şiddetle kesinlikle haberi yoktu. Daha sonraları birlikte çıktığımız seyahatlerde onun aynı odada uyumak zorunda olmam eziyetin boyutunu değiştirmişti. Yine de ona çok düşkündüm her şeye rağmen. Bunun sebebi belki de beni çok zeki olarak görmesi, benimle gurur duymasıdır. Ya da belki her zaman çok şık giyinmesi yüzündendir bir süre ondan nefret de ettim. Çünkü anneme karşı oldukça kaba davranırdı. Annem hastalanıp bu dünyadan göçüp gittiğinde onun yasını benim 15 yılımdan çok daha fazla tuttuğunu fark ettim. Tabii sonrasında ondan daha fazla nefret edemedim. Artık ikisi de yok. Çocukken yaşadığım evde gezinen ve oturan herkes gitti. Aslına bakılırsa herkes değil. Ama en azından umursadığım herkes, hem çok güçlü ve kibar hem de bir o kadar aptal olan, küçük bir olan çocuğuyken başıma gelen her olayda beni sürekli koruyup kollayan, imdadıma yetişen abim Ernst gitti. Avustralya'ya taşındı ve hayatta olduğuna dair kimse bir şey bilmiyor. Bir de o güzel kuzenim Alice vardı. Piyona'nın başına geçerek solgun yüzüyle orada öylece dikilir. Tıpkı bir uyur gezerin gözleriyle, Titrek ve içli ses tonuyla şarkı söylerdi. Ben de yüksek camlı verandanın bir köşesinde oturarak bedenimi saran bir irkilmeyle birinin bir daha şarkı söylediğini duyamayacakmışım gibi söylerdim şarkıları. Ona ne oldu? Küçük bir kasabada öğretmenlik yapan bir adamla evlenerek yoksullaştı. Çoktan yaşlanıp hastalandı ve bitkin düştü. Geçen Noel'de annesinin evine gittiğim zaman onu tekrar görmem. Bir anda ağlama nöbetleri geçirmeme neden olmuştu. O da oldukça sarsılmıştı. İkimiz de ağladık. Kız kardeşi piyona çalarken aynı heyecanla dans eden kırmızı elmacık kemikli anne ise o hain kocasından bu sefer başka bir hain için kaçmış ama sonunda terk edilmişti. Dediklerine göre şu anda Chicago'da bedeniyle para kazanıyormuş. Kibar ve yakışıklı babaları da hep benzediğimi söyledikleri ama aslında kötü bir kopyası olduğum amca Mulrik babamı yıkan aynı kazayı yaşayarak onun gibi yoksulluk içinde öldü. Onları birkaç yıl içinde alaşağı ederek mezara ya da acınası karanlık bir hayata sokan herkesi ama herkesi sevinçli günlerimizde evimizi dolduran kalabalığı bile alıp götüren bu veba neydi? Ne olduğunu Tanrı bilir. Ama sonuçta artık hiçbiri yok. Mario boyu ise eğer yanılmıyorsam artık Sofya Lund deniyor. 10 Temmuz Yazı masamdayım. Yanlışlıkla küçük gizli çekmecemi açan bir yayı çektim. Orada ne olduğunu elbette biliyorum. İçinde birkaç hap olan minik yuvarlak bir kutu duruyor sadece. İlaç dolabımda öylece dursunlar istemiyorum. Çünkü bir gün kafa karışıklığına yol açabilir ve bu hiç de iyi olmaz. Onları satın almaya birkaç yıl önce kendim karar verdim. İçlerinde biraz potasyum siyanit var. Bu hapları aldığım sırada canıma kıymayı düşünmüyordum. Yine de bilge bir adamın bu tür şeylere her zaman hazırlıklı olması taraftarıyım. Bir kadeh şarap veya benzeri bir içkiyle ufak miktar potasyum siyanit kullanırsanız ölüm aniden gelir. Kadeh elinizden düşüverir. Bunun bir intihar olduğu herkes için su götürmez bir gerçek olur. Diğer yandan bu ilaçlardan bir tane alıp bir bardak suyla içtiğinizde hapın sindirilip aksiyona geçmesi için birkaç dakika süreniz olabilir. Bardağı masanın üzerine yavaşça koymak için zaman bulabilir, rahat bir koltuğa oturabilir ve Afton Blade'den bir sayfa açabilirsiniz. Sonra birden kendinizden geçersiniz. Doktor kalp krizi geçirdiğinize dair bir rapor tutar. Otopsi yapılırsa aldığınız zehir doğal olarak ortaya çıkacaktır. Ancak tıbbi olarak herhangi bir şüphe veya ilginç bir durum saptanmadığı takdirde otopsi yapılmaz. Akşam yemeğinden sonra yaktığı sigara eşliğinde Afton Blade okurken kalp krizi geçiren biri için otopsi zaten gerekli görülecek bir şey değildir. Kendimi flora bulanmış bu şeylerin orta durup ihtiyaç duyulacağı bir günü beklemeleri fikriyle teselli ediyorum içlerinde insanoğlunun ve yaşayan tüm canlıların her zaman azılı düşmanı olan, şeytani ve nefret dolu bir güç barındırıyorlar. Bu haplar, bir insan daha kötü bir şeyden kurtulmaya arzulayacak duruma geldiğinde serbest kalmak üzere bekliyorlar. Bu küçük siyah hapları aldığımda aklımda ne vardı acaba? Mutsuz bir aşktan kurtulmak bu hiçbir zaman planlamadığım bir şeydir. Yoksulluk desen o da öyle başıma gelebilecek tüm harici musibetlerin içinde en derin manevi paya sahip olan şey şüphesiz yoksulluk olur. Fakat beni tehdit ettiği yok. Şahsen kendimi oldukça hali vakti yerinde olan insanlardan biri olarak görüyorum. Zaten bir sosyolog da beni zenginlerle aynı sınıfa koyar. Aklımdaki şey hastalıkta aslında. O kadar çok hastalık gördüm ki kanser, körlük, felç. Eğer bu haplar birisi için görevlerini yerine getirseydi, hiç pişmanlık hissetmezdim. Tıpkı diğer dürüst insanlarda olduğu gibi, benim içimde de merhametin sesi, yasaları olan saygıdan ve kişisel çıkarlardan daha kuvvetli. Bunun yerine mesleki yılların boyunca bilerek yardım etmediğim umudunu yitirmiş, mahvolmuş, hiçbir işe yaramayan zavallı insanlar gördüm. Yüzüm ücretimi alırken dahi kızarmadı. Ama adettendir işte. Şahsen ve derinden etkilenmediğimiz durumlarda yapmamız gereken şeyin doğruluğuna inanırız belki de. Bugün hala bir suç olarak görülen ama er ya da geç bütün medeniyetlerin aynı kanıya varacağı bu şey için neden kendimi feda edeyim ki? Gün gelecek, intihar hakkı insanların oy verme hakkından daha önemli ve devredilemez bir hak olarak görülecek. O gün gelmek zorunda. Bu hak kişiler tarafından uygulanmaya başlanacak kadar büyüdüğünde, tedavi edilemeyen bütün hasta tipleri, ayrıca bütün suçlular, özgür olmak istedikleri takdirde bir doktorun yardımına başvurabilme hakkına sahip olacaklar. Atinalıların kendine özgü, güzel ve yüce bir amaca hizmet eden bir bardak zehirleri vardı. Eğer birinin hayatının devlet adına tehlike oluşturduğu düşünülürse, doktorların adamı Sokrates'e verme izinleri vardı. Fakat yaşadığımız bu dönemde, adamı aynı koşullar altında yargılasaydık, adam çoktan dar ağacını boylamış ya da bir baltayla katledilmiş olurdu. İyi uykular olsun size şeytani güçler. O küçük, yuvarlak kutunuzda rahat bir uyku çekin. Size ihtiyacım olana kadar mışıl mışıl uyuyun. Ben istemediğim takdirde vaktinden önce uyanamayacaksınız. Bugün hava yağmurlu. Ama belki yarın güneş açar. Güneşin bile veba kapıp rahatsızlandığı şafak vaktine kadar sırf ben uyuyabileyim diye uyandırmayacağım sizi. 11 Temmuz. Gri ve yağmurlu bir gün. Yazı masamdayım. Küçük çekmecelerimden birinde Üzerinde kendi el yazımla bir şeyler karaladığım bir kağıt buldum. Yıllar önce yazılmış gibi duruyordu. Çünkü insanın el yazısı çok küçük bir farkla da olsa durmadan değişir. Hatta kişi bu değişiklikleri fark etmeyebilir bile. Ama tıpkı kişinin yüzü, duruşu, hareketleri ve ruhu gibi el yazısı da mutlak ve kaçınılmaz olarak değişir. Yazdığım kelimeler şunlardı. Sevilmediğinin bilincinde olan bir insanı başka hiçbir şey alçaltamaz veya çökertemez. Bunu ne zaman yazdım acaba? Ruhumun bir yansıması mıydı yoksa hızlıca not ettiğim bir alıntı mıydı? Hatırlamıyorum. Hırs denen şeyi anlayabiliyorum. Geçici olsa da insanlığa hükmetmenin ve kendimi eski bir katedralde taçlandırmanın ne demek olduğunu şiddetli bir şekilde algılamak için operanın köşesinde bir yerlerde oturup Peygamber oyununda geçen taç giyme törenini dinlemeliyim sadece. Bütün hayatım boyunca sürmüş olmalı bu. Geri kalan ise umursadığım kadarıyla sessizlik içinde geçmiş olabilir. Ölümsüz bir isme sahip olmak için bir şeyler kovalayan insanları hayatım boyunca asla anlamadım. İnsanlığın hafızası doğru işlemiyor. Kusurlarla dolu. Üstelik en eski ve en yüce yardımseverimizi unutuyoruz. Arabaları kim icat etti? Pascal el arabasını, Fulton ise lokomotifi buldu. Ama tekerlekli binek araçları yaratmayı kim akıl etti? Kimse bilmiyor. Ama Serhas'ın faytoncusu, Otanes'in oğlu Patiranfes tarih yazdı. Yüce kralını dört bir yana taşıdı. Efes'teki Artemis tapınağına ateşe verdiği için bu man kafanın ismini bugün herkes biliyor. Kalkıştığı iş şüphesiz başarıya ulaştı. Kendisini bırak Brakaos ansiklopedisinde bulabilirsiniz. Hepimiz sevilmek istiyoruz ama sadece gıpta edilmekle kalıyoruz. Biri bize gıpta etsin istiyoruz ama korkulan kişi oluyoruz. Korkulan kişi olmak istiyoruz ama nefret edilen veya hakir görülen biri haline dönüşüyoruz. Ne pahasına olursa olsun bir takım duyguları iç içe yaşama isteğimiz var. Ruhumuz boşluğa düşmekten ölesiye iğreniyor ne pahasına olursa olsun ilişki kurmaya can atıyor. 13 Temmuz Gri günlerim ve karanlık dakikalarım var. Mutlu değilim. Yine de yerine geçmek istediğim bir kişi yok. Tanıdığım insanlar arasında şu ya da bu adam olurum düşüncesi kalbimi daraltıyor. Hayır, başka biri olmak istemiyorum. Gençliğimde güzel bir görüntüm olmamasından yakınıp durdum. Yakışıklı olmak için duyduğum arzularımda kendimi çirkin bir canavar olarak imgeledim. Şimdi ise tıpkı herkes gibi göründüğümün bilincindeyim. Ama bu da benim için tam olarak bir neşe kaynağı sayılmaz. Ne dış görünüşümle ne de sahip olduğum karakterimle özellikle çekici biri olduğumu düşünmüyorum. Buna rağmen başka biri olmakta istemiyorum. 14 Temmuz İçimizdeki ortaya çıkarma gücü olan ağaçların altına ve mezarların içine kadar süzülebilen kusanmış güneş. Biraz önce görüyorduk güneşi. Artık karanlık çöktü. Akşam yürüyüşümü yapıp evime döndüm. Kasaba tıpkı bir gül banyosunun içindeymişçesine uzanıyor. Gül rengi bir sis tabakası güneydeki tepelerin üzerinde kesiniyor. The kaldırımına koyduğu masalardan birine oturmuş, Limon likörümü mideye indirdiğim sırada yanımdan genç bayan Martins geçti. Ayağa kalkıp selam verdim. O da selamıma karşılık vermek için durarak bana elini uzattı. Yola koyulmadan önce annesinin hastalığı ve bu güzel akşam ile ilgili birkaç cümle söyledi. Konuşurken sanki bu yaptığı olağan dışı bir şeymiş, bazı yanlış anlaşılmalara yol açabilirmiş gibi hafif bir şekilde kızardı. En azından ben onu yanlış anlamadım. Neredeyse herkese karşı takındığı tavrın ne kadar yumuşak başlı, arkadaşça ve resmiyetten uzak olduğunu birçok kez görmüştüm. Bu beni her zaman memnun etmiştir. Yine de o kadar göz alıcıydı ki yoksa birine mi tutulmuştu? Tıpkı babam gibi. Onun ailesi de birçoklarının geçirdiği o talihsiz kazadan muzdarip olanlardandı. Son dönemlerde yaşlı albayın karısının sağlık durumu gittikçe kötüleşiyor. O da benim uzmanlığımdan yararlanıyordu. Herhangi bir ücret istemememin sebebini elbette anlamış olduklarını sanıyorum. O da ata binmeyi seviyor. Son dönemlerde ata bindiğim zamanlar onun da sürdüğünü görüyorum. Son dönemlerde dediysem daha dün gördüm. Keyifli bir günaydın nidasıyla yanımdan dört nala geçip gitmişti. Sonra tıpkı rüyadaymışçasına ilerideki virajda yavaşladığını ve gevşettiği dizginlerle uzunca bir yolu yürümeye koyulduğunu gördüm uzaktan. Bense istikrarlı tempomu korudum. Böylece kısa bir zaman dilimi boyunca birkaç kere birbirimizin yanından geçerek sürmeye devam ettik. Çok güzel bir kadın olmasa da yıllardan beri ve şu son dönemlere kadar hayallerimi süsleyen kadına yakın sayılan kendine özgü bir havası var bu tarz şeyler açıklanamaz. Yaşanılan o büyük beladan sonra şimdi üzerinden iki veya üç yıl geçmiş olmalı. Bir keresinde onun da yakından tanıdığı bir ailenin evine yalnızca onunla karşılaşmak için kendimi davet ettirmeyi başarmıştım. Tıpkı beklediğim gibi o gece o da çıkıp gelmişti. Ama beni belli belirsiz fark etmiş bu yüzden koyu bir muhabbetin içine girememiştik. Artık onu oldukça iyi tanıyorum. O zamanlar nasılsa hala öyle. Tanıyamadığım biri varsa o da benim. 17 Temmuz. Hayat bazen o rezil yüzünü gösterir. Aniden ortaya çıkan gece görevimi bitirdim. Birkaç dakika önce eve geldim. Çalan telefonun sesine uyandım. Telefondaki ses bir isim ve adres verdi. Oturduğum yere çok uzak değildi. Bir de sorunun ne olduğuna dair ufak bir ipucu vardı elimde. Bir çocuk aniden ciddi şekilde hastalanmış. Büyük ihtimalle kurup hastalığına yakalanmış. İsmini hatırlayamadığım bir toptancın evinde beni bekliyorlarmış. Üzerime gece kuşlarının oluşturduğu bulut tabakası ve fırakımın kuyruğunu üşüşen hayat kadınlarının arasından cadde boyunca hızla yürüdüm. Ara sokakta bulunan bir evin dördüncü katına çıktım telefonda duyduğum ve kapımın önünde durmuş beni bekleyen ismin sahibi oldukça tanıdık görünüyordu. Ama bir türlü hatırlayamadım. Karısı üzerimdekileri aldı. Evet, bu kadın Duru gördüğüm, yıllar önce hatırladığım kadındı. O küçük çocuğun başına bir şey gelmiş olmalı diye düşündüm. Dar bir yemek salonundan ve ışıklandırılmış saçma sapan bir koridordan geçirildim. Sıra köşe rafına yerleştirilmiş mutfak lambasına geldi. Oradan da geçerek yatak odasına ulaştım. Görünüşe göre evin reisi aramızda değildi. Kadın beni küçük yatağa doğru yönlendirdi. Yatakta yatan gördüğüm o küçük şirin çocuk değil, tam tersine bir canavardı. Koca bir maymunun elmacık kemiklerine, düzleşmiş bir kafatasına ve küçük şeytani gözlere sahipti. Daha ilk bakışta bir aptal olduğu açıkça anlaşılıyordu. Demek ki doğurduğu ilk çocuk buydu. O zamanlarda karnında taşıdığı çocuk. Onu bu beladan özgür kılmam için dizleri üzerine çökerek uğrunda yalvardı ve benim görev bilinciyle cevap verdiğim ilk çocuk. Hayat, ah seni bir anlayabilsem. İşte bugün ölüm nihayet bu çocuğa, hatta aileye merhamet etmiş Çocuğu bu hiç gelmemesi gereken hayattan almak istemişti. Ancak öyle olmadı. Aile bu çocuk kadar başka hiçbir şeyden bu denli kurtulmak istemiyor. Fakat sahip oldukları o ödlek yürekleri buna engel oluyor. Çocuğun yanına beni, yani bir doktoru getirerek, kibar ve merhametli ölümü defederek bu canavarı hayatta tutmamı istiyorlar. Ben de tıpkı bir ödlekten farkım olmaksızın görevimi yerine getiriyor, çocuğu daha önce kurtardığım gibi şimdi de kurtarıyorum. Tüm bu düşünceler bu garip odada bulunan hasta yatağının yanında uyanık bir şekilde otururken bir anda kafama dank etmedi tabii. Yalnızca mesleğimi icra ettim o kadar. Gerekli olduğu kadar kaldım ve yapılması gerekeni yaparak evden ayrıldım. Koridora çıktığımda eve yeni gelmiş, olanlardan bir miktar etkilenmiş olan kocayla yani babayla karşılaştım. Maymun çocuk yaşayacak. Belki de yıllarca hem de aptal, şeytani gözleri ve mide bulandıracak kadar kaba görünen suratı beni odama kadar takip ediyor. Tüm hikayeyi okuyabildiğim gözlerini düşünerek oturuyorum. Çocuğa annesi ona hamileyken dünyanın annesine baktığı gözler bahşedilmişti. Ve yaptığı şeye bakması için kadını oyuna getiren gözler aynı gözlerdi. İşte aşklarının meyvesi, sevimli meyve burada. Kadına vuran acımasız baba buna karşılık arkadaşları ve akrabalarının ne düşüneceklerine kafayı takan anne onlardan üstün olanların aslında alt sınıflara mensup olanlardan bile daha iyi olmadıklarını anladıklarında içten içe sevinerek ve kıkırdayarak kadını hor gören hizmetçiler. Aptal bir kızgınlık, bu dola bir erdem ile yoğrulmuş teyze ve amcalar. Gerçekleştirilen utanç dolu düğünde kısaca vaaz vererek açıkça yaptıkları belli olan o eylem adına ikisini de Tanrı'nın huzurunda tembihlediği için haklı olarak yüzü kızaran papaz. Hepsinin de buna katkısı oldu. Hepsi ortaya çıkan bu sonuçta küçük de olsa bir rol oynadılar. Doktor bile eksik değildi bu oyunda. Doktorları bendim. En ihtiyacı olduğu o en umutsuz anında bu odada dizleri yere çökmüş vaziyette dururken yardım edebilmiş miydim ki ona? Yardım etmek şöyle dursun, inanmadığım bir görev bilinciyle cevabımı vermiştim. Fakat ne bilebilir, ne de tahmin edebilirdim. İçinde bulunduğu durum en azından kendimden emin olduğum zamanlardan biriydi görev bilincine kendini olduğu gibi açık eden fevkalade bir bağlayıcı yasa olduğuna inanmasaydım bile bu vakada doğru ve sağduyulu bir şekilde yapılması gereken şeyin insanların tabiriyle görev olması gerektiğini oldukça net bir biçimde biliyordum. Ben de görevimi yapmakta hiç tereddüt etmedim. Hayat seni anlamıyorum. Bir çocuk kusurlu doğduğunda Boğulur, Seneca.